TV Bu Spor ekranlarından hepinize merhabalar sevgili seyirciler. Ters kademede sizlerle birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi Mehmet Ayan ve Altan Tanrıkulu ile birlikte gündemi değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Mehmet Eyvallah abi, Altan abi. Bulduk. Elbette gündeme derbi ile başlayacağız ve derbinin yansımalarıyla biraz konu başlıklarını belirleyeceğiz. Kazanan Fenerbahçe oldu. Maç öncesinde bu stüdyoda da birçok programımızda da favori olarak zaten Fenerbahçe'yi göstermiştik açıkçası. Altan abiyle başlayayım. Çünkü Fenerbahçe gerçekten Büyük bir ritim bulmuştu. Her programda bunu vurguluyordun Altan abi. Kaybetmesini de büyük bir sürpriz olarak değerlendiriyordun. Açıkçası hepimiz aynı şeyi düşünüyorduk. Ama derbinin de ayrı bir ruhu var. Ayrı bir senaryosu olabiliyor derbilerin. Maç öncesindeki form durumlarından bağımsız. Ama bu derbi de olmadı. Tamamen beklentilerin paralelinde bir oyun senaryosu gördük. Senin derbi notları nelerdi Altan abi kısa kısa? Sonrasında biraz derinliklerine ineriz maçın. Bak şimdi... İki takım futbolda mücadele ediyor aynı ligde. Evet. Avrupa Kupalarında oynadılar. Uefa Avrupa Ligi'nde oynadı. İkisi de erkek basketbolda da mücadele ediyor aynı ligde. Fenerbahçe Eurolig'de oynuyor, Eurolig şampiyonluğu. Fenerbahçe'nin kendi sahasında ile oynadığı futbol derbisi, Fenerbahçe'nin kendi sahasında oynadığı basketbol derbisi. Bu iki maçtan önce sorsak, birinden birinde Galatasaray'ın yenme şansı hangisinde daha fazla desek Ben basketin çok yenilebileceğini düşünmem. Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi. Ben basketbolu daha şanslı bulurdum. Öyle biraz mi? daha formdaydı çünkü. Bu yeni bir koç gel, Pistiolis. Oraya geleceğim şimdi. Bak. Neydi ismi? Pistiolis. Pistiolis. Pistiolis bu İtüdian isim falan yardımcı mı acaba? Itüdis. İtüdis. CSK'nın eski. Aynı. Nasıl Itüdis? Obradovic'in adımlarını Yardımcısı takip etti. de itudesin adımlarını takip etti. Bravo bu şey yardımcı yetiştiren hocalara bayılıyorum. Ee, yani o pistolisi al futbol takımına koy, Torrent al basketbol takımına koy, futbol takımının şansı artar, basketbol takımının şansı azalır. Yandaki enerji çok önemli derbilerde ortaya çıkıyor. Yani o maçı bırakmamak, o maçı yaşamak... soyunma odasında ateşli, Gidip böyle sakince bir şeyler anlatmak var. Edebiyat öğretmeni gibi. Torrent biraz öyle. Bir de öbür türlü asla pes etme. Yani İşte Valerian İsmail'de de o görüntü var. Galatasaray'ın basketbol koçunda da var. Yani biraz bunun etkilediğini düşünüyorum. İkincisi... Şimdi Fenerbahçe bir ritim yakaladı. Doğru. Bir oyun tutturuyor. Ama... Yani oyun olarak ben bu kadar kolay teslim olan, bu kadar etkisiz hücum eden. Yani Konya Spor çok daha zorluk çıkarttı Fenerbahçe'ye. Başakşehir geldi orada yendi. Adana Demirspor yendi. Yani birçok takım Fenerbahçe'ye sahasında zorluk çıkarttı. Kasımpaşa zorladı. Giresun hep 2-1 yendi Fenerbahçe zar zor. Abi, hatta 2-0 yendi ama iki tane penaltıdan attı mesela Serdar Dursun. Abi, bu kadar kolay. Yani 60 küşürden sonra Gaza çok iyi mücadele etmese fark 4'e 5'e gidecek. Ben şaşırdım ya. Yani Fenerbahçe tarafından çok bakmayayım ama karşısında bence dağılmış bir Galatasaray vardı. Şimdi Mehmet abi Galatasaray'ın büyük maçlardaki oyununu biraz referans gösterdi sarı kırmızılı taraftarlar. Bu maç öncesinde umut ışığı olarak. Galatasaray bu tarz maçları Avrupa'da e, özellikle ve işte Beşiktaş derbisi en güncel daha farklı oynuyor. Bir plana sadık kalabiliyor. Biraz daha alan daraltarak savunma oyuncularının formda görüntüsüyle, iyi kalecisiyle biraz daha bu maçları farklı oynayabiliyor şeklinde bir değerlendirme vardı ama bu maçta Altan abinin bıraktığı yerden Galatasaray maçın içine hiç giremedi. Hiç o puan umudunu dahi veremedi. Neden? Çok kötü bir futbol maçı oldu. Altan abinin dediği gibi Fenerbahçe daha iyi oynayabilirdi Galatasaray karşısında. Ama sözünü ettiğin o plan sadakati var ya Fenerbahçe'ye çalışırken ne çalışırsın? Cumartesi son idmana kadar hatta pazar belki taktik çalışmasına kadar Tahtada ne çalışırsın? O sayesinde ile çalışırım mesela. Ya da? Fener'in hücum kanadı sağ kanat. Ya sağ da? kanadına çalışırsın. Yani sağ i̇ki kanat. tane gol oldu bak. İki tane gol oldu. Birinci gol nereden geldi? Sağdan direkt. Sağdan. Direkt. İkinci gol nasıl oldu? Aynı sağdan. Mert Hakan. Birçok de, bir de oradan geliyor zaten. Yani Fenerbahçe'nin yapması gereken ne varsa Fenerbahçe bir hakkın eskilerin deyimiyle yaptı. Galatasaray. Hani var ya Barcelona, Lazio, Ceska, şey. Lokomotif, Marsilya 4 tane set var ya Galatasaray'ın 8 maçta 4 seti. Onların hücum planlarına çalışan Galatasaray oyuncuları özellikle niye Fenerbahçe'nin yaratacağı tehlikeleri öngörememişler? Yani teknik direktörü mü kesilir fatura sence? Hayır hayır. Teknik direktör 199 bunları anlatmıştır. Yani Fenerbahçe'den nasıl gol yemesi gerekiyorsa Galatasaray o şekilde gol yedi. Fenerbahçe'ye çalışan bir adam Miha Zaysın, özellikle basketbolda sen çok daha trailer koşularını milyar defa yaptığını, o adamın zaten alameti farikası olduğunu, sadece iki dakika önce aynısını yaptığını, abi o zaman yeteri kadar dersinize çalışmamışsınız yani. Yani Galatasaray'da hoca bunu, e, Sayın Torrent bunu belki çalıştırmıştır ama... ...oyuncular, Fenerbahçeli oyuncular dediği gibi Altan abinin yani... ...öyle ahım şahım bir performans Fenerbahçe'ye göstermedi ve çok kötü bir futbol maçı oldu. Ve o çok kötü bir futbol maçında Galatasaray'ın şöyle dişe dokunur bir gol pozisyonu sayısı nedir? Var mı yarım? Ya kaleyi, tutan, kaleyi tutan bir tane vardı hatırlıyorum. Ya, aklı, abi yani o yüzden e, derbi tamamen hepimizin beklentileri çerçevesinde Fenerbahçe'nin hem oyun hem de skor üstünlüğüne geçti ama Fenerbahçe e, bu oyununu ligin genelini hele bir 7 maçlık serinin öncesinde şamil etse Fenerbahçe'de 35-40 puan alırmış yani. Bu Fenerbahçe'nin iyi bir oyunu izlemedik. Peki şunu bana göre şununla devam edelim. Fenerbahçe'de bazı isimlerin altını çok fazlasıyla çizdik. Miguel Crespo olarak başta Miguel Crespo olmak üzere bazı sürpriz performansları Miguel Crespo'ya hiç düşmedi ki. Miguel Crespo mücadeleci gücüyle bilinen bir adam sezon içinde, mücadele etmedi Sezon içinde. Herhalde bu, maç bu maç özelinde. Ben bu maçta şunun altını çizeceğim. Hem bu maç özelinde hem de sezon içinde. Şimdi sen Zayt dedin ya Alameti Farikası e, ceza sahasına ekstra adam olarak girip isabetli şutları. Yani Miha Zayt gerçekten yani basketbolda biraz üç sayılık atışlı e, tehdidiyle ön plana çıkan keskin şutörler var ya. Mesela Melih Mahmutoğlu gibi. Miha Zayt da, onun futbol versiyonu gibi yani uzaktan şutlarıyla çok etkili olabilen ve ayağı iyi top yapan bir oyuncu. Empoli günlerinden bu yana da aslında sosyal medyada vesaire de böyle bu oyuncu başarılı bir isim olabilir şeklinde önümüze de düşen bir isimdi. Neticede Fenerbahçe'ye de transfer oldu. Sezon başında Vitor Pereira, Miha gitmesine izin vermemiş. Hatta Sayın Başkan Ali Koç, Miha Zaits'i e, biz satacaktık, Vitor Pereira izin vermedi şeklinde bir açıklama yaptı. Yani Kim Minje ve Crespo üzerinden Vitor Pereira'yı övüyoruz. Miha Aysın da bir altını çizmek lazım. Son haftalarda Ferdi, herhalde... Osai. Evet, aynı Ferdi o Evet o sayıdan çekildi. Ferdi hep yedekti geçen senelerde yani. Ferdi'yi aldı. İlk 11'e bank hazırlık maçından Mesela, itibaren. i̇ki kanada Ferdi o Zayt yorumunuzu merak ediyorum. E, Ferdi ve o sayıyı da ekleyebiliriz ama ile ilgili bu katkıyı bekliyor muydunuz özellikle? Fenerbahçe sezon öncesi biri Hollanda, biri Alman takımı olmak üzere 7 tane hazırlık maçı yaptı. Hmm. Zayt bu 7 hazırlık maçında 2 gol attı. İkisi de uzaktan. Aynı şekilde Ceza aslında yani orada denildi ki bak bütün şeyleri bulun yorumcuları yani hemen hemen hepimizin Zayis kesinlikle gitmesin denildi. Çünkü Zayis'i orada oynatıp sanki pazarlayacaklardı Cenova 3,5 milyon euroya alıyordu. Parayı bulamadı Cenova Ekuban'ı daha şey aldı biraz daha ucuza 2-2,5'a iki, iki, falan aldı. Ekuban'dan yana tercih kullandı ondan sonra Ekuban'ı da yedek bıraktılar hiç oynatmadılar. Yani buradaki önemli bir şey var. Şimdi Empoli'de geçen sene 24 tanesi ilk 11 32 maça çıkmış galiba Azars. Şeyde, e, Cenova'da. Cenova'da. Kiralık olarak. Yani bence çok çok iyi bir sezon geçirmiş. Serie A'da 24 tane ilk 11 ama çıkıyorsun, 2 gol, bir asist galiba. Yani gayet iyi bir oran. Hazır geldi ve Fenerbahçe'de iyi oynuyor. Yalnız burada önemli bir şey var. Şimdi İrfan formda. Oyunun içerisinde sorumluluk alıyor. Mert Hakan formda. E, Crespo zaten formda. Rossi bence son 8 hafta çok büyük bir yükselişe geçti. E, Osay Samuel e, Mehmet'in altını çizdiği gibi bence maçın en öne çıkan oyuncularından biri. Gol oradan geliyorum dedi. Serdar Dursun çok çalışkan. Kreatif bir oyuncu değil ama çok çalışkan. Sonuç da alıyor. Beşinci kafa golünü attı. Yani burada Zaysi'yi öne çıkartıyoruz ilk gol için ama takım içerisinde kötü olan bir oyuncu yoktu. Ben... Ama başka bir şey daha söyleyeyim. Hı hı. Maçın kahramanı da yok bence. Ben şundan... Oyuncu olarak yok şundan yani. Ben yüzden İsmail Kartal bence maçın kahramanı. Zayt'le ilgili söyleyeceklerim Dergim. var. Şundan ön plana çıkartıyorum. Sana vereceğim sözü Mehmet abi. 8 gole ulaştı Miha Zayt. Yani şu anda Fenerbahçe'nin en golcüsü Serdar Dursun doğal bir forvet. 10 golü var. Miha Zayt 8 gol. Altan abi alınmasın lafım ona değil. Ee, Fenerbahçe medyası Zayt konusunda kusura bakmasınlar. Benim kadar performans gösteremedi. 25 Şubat 2019. Staddaydım. 3-0 bitti Beşiktaş ilk yarı yönde kapattı abi hatırla. İkinci yarı Miha Zays 55. dakikada. Hatırla sağdan Gökhan mı biri kesti. Aynen bu koşullardan birini yaparak gol attı. Çıplak gözle bu adamı gördüm cebime koydum. Bu arada her yerde yüzüne de soruyorum rahat rahat söyleyebilirim. Serdar Çelikler arkadaşım benim canım kardeşim. Sloven Salih dedi. Sloven Salih nedir? Salih Uçan'la çalışmış bir hocanın Zayis'te yaptığı yakıştırmadır. Ersun Hoca çok tutmadı Zayis'i. Tutmadığı için gönderildi. Oyun anlayışı uymaz falan bilmem. Ya ama Sloven Salih lafı sanki Ersun Hoca'nın lafı gibi geliyor bana. Neyse Serdar onu söylediği için onu anlamaya çalışıp ee, koymuştum kafama. Zayis birinci günden beri Fenerbahçe'nin en kıymetli orta sahalarından biriydi. Haklı olarak bu seneyi konuşuyorsunuz, bu maçı konuşuyorsunuz. Üç sene öncesinden bahsediyorum defalarca Twitter'da, radyoda, televizyonda zay sövmüşlüğüm vardır. Sebebi ne biliyor musun? Çünkü o zaman zaten iki sene önce futbol anlayışı işte da biraz daha e, başkaydı ama sürekli koşularla, ceza sahasının içine yaptığı koşularla başka bir seviye oyuncu olduğunu, Türkiye için başka bir seviye oyuncu olduğunu en azından bana göstermişti. Kusura bakmasın Fenerbahçe Medyası, şimdi dışarıda bırakıyorum Fenerbahçe Medyası, Zayis konusunda çok yanıldı. Ama Hiç başka böyle performans açıdan, bak, başka var. açıdan bak, hangi takımda yedek kalıyordu? başladı mı? Evet yani Gustavo, Emre Berezoğlu, Ozan Tufan, Deniz Türüç, James Rodriguez, Max Kruse, Vedat Muriç. Değil miydi o takım? Hı hı. Öyle yanlış mı? James Rodriguez de olsa iyi olurdu abi de. Eee Max, Geri Rodriguez. James bu bir şey işaret olabilir. Altan abi. Gelecek sezona dair bir transfer hamlesi müjdesi var. Ama hocalık hocalık da Zeiss'daki şeyi görebilmektir Ama Mehmet abi Altan abi dediği nokta çok önemli bak. Elif Elmas da vardı. Bundan 2 evet, sene öncesine evet. kadar Fenerbahçe'nin bir ara Zajts'ın da oynadığı o iki ceza sahası arası bölgesinde 8 oyunculuk rotasyonu evet. vardı. İşte Elif e Bu sene sayalım Bu sene sayalım mı? Bu sene Ay, Gustavo'lar, şimdi. Sosa'lar, Ozanlar kendi kendi imha etti. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe'nin sol açığı kim şimdi? Şu anda mı? Rossi. Şu anda önde Rossi var. Rossi mi Musa sol mu? Tartışır mıyım ya? Peki şu anda kim oynuyordu? ya da Valencia oynuyor. Onlardan biri mi yoksa kayıt mı? Tartışılır mı abi? E ee, yani futbolda Fenerbahçe kalitesi gittikçe geri gidiyor. Drogba, Sınaylerler, Galatasaray, Mustafa Muhammed 37 yaşında Gomis'e geldi yani. Tamam, ama oradan işte Kerem'e de gelelim aslında. Zayis belki şey... çok iyi ama üst seviyede ne kadar ya Slavya maçlarında da vardı yani. Ben hep oraya yarı abi... sorguluyorum. Ya, kendi aramızda gayet iyi. Ha <laughs> işte ama zaten kendi aramızı konuşuyoruz. Fenerbahçe'nin de ligi burası oldu. Zaten kendi aramızdayız abi. Kimse tamam ben de ki... onu konuşuyorum. İyi oyuncu gayet iyi <laughs> oynuyor. Hatta şöyle söyleyeyim bu ukalalık olarak madem oradan açtın konu. derbi de önce YouTube kanalındayım. Maçtan önce program yapılıyor. 11'ler gelmiş. İşte soruldu skor bilmem ne. Herkes de Fenerbahçe kazanır diyor. Bir de Fenerbahçe ağırlıklı bir kanal. Ben de Bacı kahramanı Zayis olur dedim. Çünkü senin dediğin gibi maçın önünde orada seken şutları en rahat toplayabilecek, kendini boşa çıkartan. Bir önceki Kayseri deplasmanında ilk golü atmış. Sivas'ta gol attı. Abi 7 tane gol attı 8, penaltısız. 8. Hayır bu maça kadar. Ha, bu maça kadar. Penaltısız. Yani Antep öyle konuştuk. Antep'te vurdu. Antep maçında vurdu. Antep 2-2 yapmış 2 -2. sonra 3 2yi yedi. Bu sefer buradan da Kalitek meselesinde de Altan abi'nin getirdiği yerden Kereme dönelim. Yanlış anlamışsınız ama Kerem kalitesi bir oyuncuydu. Fakat Galatasaray'da Kerem'in hatalarını saha içerisinde hop diyebilecek bir adam yok. Farkında mıyız? Kerem saha içinde çok ciddi... Var da ev... fazla hop diyor marka. <gülüyor> <gülüyor> fazla gidiyor. Yani. Mesela hemen gene programımızın ilk çıktığı günlerdeki formatları gereği mesela çok ben o yetiştirme lafına karşıyım da yani e, Tugay Kerimoğlu Cevat Prekazi'ye böyle bakmıştır. Emre Belezoğlu Hacı'ya bakmıştır. Galatasaray Kültü'nün öyle bir yetiştirme değil ama böyle bakıp örnek alma meselesi vardı. Mesela Kerem Aktürkoğlu'nun şu anda Galatasaray sahasında yanlış yaptığı zaman çekinerek bakabileceği Fatih Terim modeli bir oyuncu. oyuncu Arda oyuncu Turan olarak. olur mu? Olamaz mı? Arda oynasa olur. Arda oynamıyor. Yani ya da Ondan saha içinde bir şeyler kapabileceği bir oyuncunun olmaması Galatasaray'da son derece sıkıntılı bir durum. Yani Kerem Akdürkoğlu kendisini ve Galatasaray'ı daha da büyütebilir. Bu potansiyele sahip ama o kadro kalitesinin gerilemesinden söylüyorum. Yani Galatasaray'da şu anda Drogbalardan, Snyder'lerden geldiğimiz yer takımın en iyisi Kerem. Galatasaray kısmını bir tutun. Galatasaray'ı konuşacağız evet. ayrıca. Şimdi Fenerbahçe'den Sus devam Sustum, ediyoruz. Tamam. Sus, susmayalım da e, ileri atalım. <laughs> Aşk olsun. Şimdi abi biraz Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın durumunu da konuşalım. Bu da çok merak edilen bir konu. Çünkü herkes gelecek sezon Joachim Löw üzerinden bir Fenerbahçe'ye dair projeksiyon tutuyor. Hoş. Löw'ün de maliyeti çok yüksek. Vazgeçildi. Haberleri çıkmaya başladı ama işte Jardim olur. Joachim Löw olur. Yabancı başka bir teknik adam olur. Ama iddialı bir isim üzerinde Fenerbahçe medyası ve genel futbol kamuoyu bir yorum yapıyor gelecek sezonun Fenerbahçe'sine dair. Ama siz işin hangi tarafındasınız? İsmail Kartal ritim yakalamışken devam mı etmeli? Yoksa Fenerbahçe sezon başında olası bir kötü başlangıçta bir kez daha e, fabrika ayarlarını toparlama adına yeni bir e, domino taşı etkisine maruz kalmamak için e, sezon başında ne olursa olsun o hamleyi yapmalı mı? Geçen sezon en ne? önce sezon açan hangi takımımız? Geçen sene mi? Kuray'ı çeken Galatasaray. Galatasaray doğru. 14 Haziran Selçuk Hoca idman. Evet bu yani Kongreden 23. sonra sözleşmesi yokken Fatih hatta oyuncular alınmıştı. 21 Haziran, Aytaç, Haziran Ayta falan alındı. 21 Haziran Fatih Hoca iyi Fatih Hoca şimdi abi takvim gibisin. takvim diyor öyle yani istiyorsan aç bak ikisi de pazartesidir. Bak şimdi ee, sen sezonu erken atacaksın. Hop kurayı çektin. PS Eindhoven gene geldi. Ajax gene şampiyon oluyor galiba orada. Ya da Feyenoord geldi diyelim. İkinci Feyenoord oldu. ikinci geldi. Fenerbahçe, Feyenoord, Feyenoord taş gibi bir takım. Olağanüstü bir takım değil ama elemede gelebilecek en sıkıntılı takımlardan biri. O gelmedi diyelim Dinamo Kiev geldi. O gelmedi Fransa Lig üçüncüsü geldi diyelim. Nice oldu. Lyon oldu. Monaco oldu. Oradan bir tane geldi. Abi bunlarla oynayacaksın. Şimdi diyor sanki Serdar Dursun çok iyi İsmail Kartal çok iyi tamam. O seviye içinde. Ha şu da düşünülebilir. Ali Koç diyecek ki ben gelecek sene Avrupa'dan çok şampiyonluğu hedefliyorum bu takımda İsmail Kartal'la çok iyi gidiyor. Avrupa'daki sonuçlar ne olursa olsun biz lig kupaya konsantre. O başka bakışı saygı duyarım. Bak Trabzon Avrupa'da hiçbir şey yapamadı. Elendi tak diye. İkisinde birden şampiyonluğa koşuyor. Yani Sergen de hem Pauka hem Rea Ava'ya elenmişti. Tak iki kupayı aldı yani. Hedefin önemli. Ben her şeyi yapacağım da İsmail Kartal yeterli mi ona? Bence değil. Avrupa seviyesine yeterli mi? Slavia ezdi geçti İsmail Kartal'ın takımını. Altı gol attı ya. Ve 6 gol 8 de lazım olsa 8 atarlardı. Dakikalara bakın 60 küsürde 3 oldu öbür maç. Şey girdi de ağırda birkaç top yaptı. 3-2'ye getirdi maçı. Adamlar bıraktılar zaten maçı. Anlatabiliyor muyum şimdi? O da İsmail Kartal seviyesi. Elebeli maç. Bursa Spor. 2014-15. Türkiye Kupası. Finale çıkma maçı. Bursa'da 2-0'a yeniyorsun. Kim çalıştırıyor Bursa'yı? Şenol Güneş. Rovanş oynanıyor. Fenerbahçe Bursa Spor maçı. Kadıköy'de İspanyol Kartal Şenol Güneş karşı karşı. İlk maç 2-0. Bursa'da 3-0 yeniliyorsun abi Bursa'ya. Burada Kayseri 10 kişilik eleniyorsun. Yani o Süper Kupayı da almış İsmail Kartal. Başlıyorsun Süper Kupayı alıyorsun Galatasaray'ın elinden. Penaltılarla da olsa. Helal olsun. Almış. Derbileri iyi götürmüş. Bu seneki derbi de ama Avrupa ve bu elemeli kupa maçlarında benim tereddütüm var. Yani ben bunu söylemezsem yanlış yaparım. Daha ileride gelin bundan 6 ay sonra İsmail Kartal kalırsa da sen de destek oldun falan derlerse biz de bir şey diyemeyiz Yani. Ben önceden uyarayım. Avrupa seviyesi için soru işaretlerim var. Sence devam etmeli mi Mehmet abi? Emre Belözoğlu 10 maç 7 galibiyet, 1 mağlubiyet, 2 beraberlik. Mayıs'ın yanılmıyorsam 20 22 falan da Ali Koç'un yaptığı uzun basın toplantısında dediği laf neydi? Haziran. Mayıs sonu abi. Öyle mi? Bir Lig bitmişti tabii. Demişti ki ee, ya Emre Belezoğlu'nu bu riskin altına sokamazdık. Çok güzel. Şimdi İsmail Kartalı benzer performansı bu riskin altına sokacağız. Bu kadar beklenti yükselmişken. O yüzden İsmail Hoca çok büyük sevgim ve ötesinde büyük saygım var. Fakat yarın bir gün Fenerbahçe'nin olası 4-5 mağlubiyetinde ayıp olarak İsmail denmesinden hiç hoşnut olmam. Bugünden Fenerbahçe'nin onu onar edici şekilde A görev vermesi, B teşekkür etmesi. Yeni sezon beklentileri içerisinde İsmail Hoca ne kadar kıymetli olursa olsun maalesef yeri yoktur. Yeri olmamasının sebebi de onun beceriksizliği, yeteneksizliği falan filan değildir. Yeri olmamasının sebebi tamamen ülke kültürünün, Valikoç'un ürettiği bu yüksek beklenti kültürünün karşılığıdır. O yüzden ben devam edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Peki yeni gelecek eğer gelirse teknik direktörün yol haritası... İsmail Kartal'ın bu Fenerbahçesi mi olur? Yoksa tekrar sil baştan yeni bir yapılanma mı görürüz? Ya da hangisi doğrudur? Orada kulübün futbol hakkı diye bir şey var mı? Yani o çıkıyor mu arası rahat? Lövü getirirsen Löv'ün futbol hakkını aklına, aklına teslim, teslim, olacaksın. teslim olacaksın yani. Ben maliyetleri icabıyla Löv'ün geleceği düşüncesi. Ben de aynı. Şampiyonlar Ligi'nde takımlar elendikçe e, Löve doğru gidiş, özellikle mesela Nac Asman'dan sıtkı sıyrılan bayan bile gidebilir. Bir lövi deneyelim diyebilir yani. Peki. Löv ya da profili, benzeri bir teknik adam gelirse. Dediğim gibi bu kadro bu diyecek mi Ali Koç? Sayın Başkan. Ya bizim elimizde oturmuş bir takım var. Al sana 3-4 tane takviye. Bu şekilde tabii. devam edelim. Aynısını o basit toplantıda söyledi ya. O basit aynısını söyledi. Ama zaten o göz gözüküyor. Sen şimdi... Ferdi iyi bir oyuncu. Gelişme açık. E, stoperlerin gayet iyi. Üç tane stoperde iyi. Şunu sorayım. Evet. Sen gerçi bu konuda fikirlerini e, her sabah sporda Ali'ye, Ali, Ali Yönetçi'ye söylüyorsun. Az çok senin ne diyeceğin cevabını tahmin ediyorum. Hı. Mehmet abi'ye sorayım. Tamam. Sonra sen de Tamam, sor devam et. tabii ki. Kimince? Sat. Sat diyor. Sen? Ay, satma diyorsun. O Sahih Samuel sat. Hemen elden çıkart. Satma diyor? Asla. Atila Salay en başta o çıkması lazım. Asla. Üçüne çünkü eğer böyle aklı başında şu üç saydın sadece üç oyuncu sorduğun söylüyorum. Üç oyuncuya... Dördüyü soruyorum. Crespo. Sat. Dördüne ne bu dörtlü paket... Ne parasıyla abi, şeyin Samatta'nın kuzenini abi, mi getireceğiz? Güzel de, şu <laughs> ben sor, istediğimi sadece, aldım. Şu saydığı paket yaklaşık bir 29-30 milyon euro'luk bir paket. Fazla üç aşağı 5 kuru. Ya. Yani abartmayalım tabii eder, de. Eder, Türkiye'de abi, çünkü abi. şu anda mesela 11 milyon euroluk oyuncu yok bence yani. O yüzden dördüne yedi buçuktan ortalama e, paketi yap. Çünkü bütün kulüplerimizin... Abi bizim... burası banka mı? Para abi. mı kazanman lazım ya? Fenerbahçe bu şampiyon olması lazım. Ay, bak bugün... Seni önünü temizliyorsun abi, galiba. Abi, haber vereyim mi? Ver. Alanya Spor şirketleşiyor şükür. Öyle mi? Tamam. Güzel bir yol aldık işte. Olabiliyor. Devam. Devam. Şu ufak alt, ufak ince Göztepe'de ince Göztepe'de şirket olsun şu Eskişehir Spor'u kurtarayım <laughs> o Altan da şirket bir atalım ya. gerçekten radyo televizyon ben bunu ciddi şaka olarak söylemiyorum Eskişehir Spor bize lazım ayağa kalksın ciddi bir kuruluşu alsın zararla çıkmaz Dört yıl sonra yeni bir Manchester City bir hikayesi olur senin ekonomine ki ben seninle çalıştım gerçekten mütevazı bir hayatı olan emeğiyle alın teriyle gazetecilik yapan çalışan mütevazı bir abimiz. Hiç böyle aşırılı olmayan bir insan. Tüketim o alışkanlıkları tanıyorum. Senin eline biz ee, Alper Potuk. Evet. Ee, şey Veysel Sarı. Veysel Sarı. Neydi? Şeye giden Erkan Aytaç. Zengin. Erkan. Necati Ayın Ateşi de eklesen ona. Böyle bir 30 milyon yolu paket versen sen 5 tane Eskişehir Spor çıkartır 3'ünü Türkiye'de zirveye oynatırsın. Tarık Çamdal. E, yalnız ben şimdi çok sevdiğim insanlar da o hem yöneticilik hem başka görevler de yaptılar. Babamı tanımam hata Çok fazla hata Eskişehir yapıyorsun. Spor'a girmek istemiyorum. Babamı istemedim. tanımam hata yaparsa oradan çıkan Bursa yaklaşık... Eskişehir Spor'a yazık 30-35 milyon euroluk paketi harcamayacaksın kötü. Bu kadar basit abi. Bursa Sp daha da çok oyuncu var. Ha Spor'un problemi. Sen Erkan Zenginler falan var. O kadar çok oyuncu Pro... var mısın? Bursa Spor'un problemini söyleyeyim. istiyorlarsa burayı alsınlar, kessinler, yayınlasınlar. Bursa Spor'un problemi ne biliyor musun? Şehirde herkes her şeyi biliyor. Ne güzel bir şeymiş. Şehirde herkes her şeyi biliyor. Ve bunu sadece ben söylesem bana iki tokat atar atarsın dışarı. Mustafa Erhoca bundan 3-4 hafta önce yapmış olduğu açıklamada kimse yerini bilmiyor. Taraftar futbolculuk yapıyor. futbolculuk Futbolcular yöneticilik yapıyor. Atıyorum bunları uyduruyorum. Yöneticilik taraftarlık yapıyor. Olmaz demişti. Bursa'da herkes her şeyi bilirse İkincilik, üçüncülük gider Eskişehir gibi mesela dünyada birçok yerde herkes her şeyi biliyor. Sen bana unutturamazsın sen. o oyuncu satmayı, o sayız alay var. onlar yok. <laughs> bu sene hepsi kalıyor 6 ay daha. Kalsın Fenerbahçe'den abi. gitmeyecekler, gelecekler iyiler. Ee, Fenerbahçe'den inşallah. gidecek olanlar şu anda Gustavo'lar, Sosa'lar yani Berke. İnşallah o, bu yolun sonunda da bu yolun sonunda da Ali Koç şirketleşmiş Fenerbahçe inşallah böylelikle satın alacak. Ben Altan abinin dediğini evet. bu kez mantıklı e, buluyorum. istiyorum. Bak Elif o Elmas, Vedat Muriç. Niye girmiyorum abi? Ne güzel Fenerbahçe'si satılsın. Galatasaray'da Beşiktaş hepsi satılsın diye. Abi bu, bu bizim programımızın icraatlarını Eks. beğenmezsen değiştirme hakkın olabilmeli. Abi, kulübü satın alırsa nasıl değiştireceksin? Tamam, o zaman 5 milyar borcu ödeyelim. Para önemli değil ki. Banka mı Fenerbahçe'ye? Peki abi. Fenerbahçe önemli bir şey ya. O zaman önemli niye trans trans paradan bahsediyoruz? İslam Çupi'nin o... Çupi o sözünün arkasında yatan işte o Fenerbahçe'nin büyüklüğüyle ilgili Fenerbahçe şu anda herhangi bir şey yapın, herhangi bir ürün çıkartın en çok Fenerbahçe'nin iki satılır. Ya bir gidin kalem kutu, defter, resim defteri falan gidiyorsunuz. Fenerbahçe niye çıkartmadı? Niye 5 milyar borcu var? Hayır, Fenerbahçe niye koymadınız diyoruz. Galatasaray var, Beşiktaş, Trabzon. Fenerbahçe kalmadı abi diyorlar. Öbürküler de. Yani niye 5 milyar, milyar borcu var o zaman? 5 milyar borcu var hep kulübün kadar mısın? Euroleague kupası var. Dünya atletizm şampiyonu var. Kızlar dünya abi şampiyonu. O kim ödeyecek? Abi olabilir bu. Ben Halk Ziraat Vakıf, vakıf, vakıf ne kadar? sen ben öderiz olmayalım bu parayı. Halk Ziraat Vakıf Bankacılığıyla. 5 milyar, ile. milyar mı dedi? 5 milyar TL. Çok büyük bir para değil. Abi yapma ya. Çok büyük bir para değil bak. İnan ki çok büyük bir para değil. Altından kalkılır rahatlıkla. Döner. 125 milyon TL yani dönemin kuruyla e, Fenerbahçe 20 milyon şey pardon 6 milyon euro yakın bir para şey yapmıştı değil mi? Toplamıştı. Türkiye rekordur Se geçen sene. 5 milyar lira 300 milyon euro yapıyor değil mi? Tamam. Fenerbahçe Çok büyük bir para değil. Fenerbahçe yani. en kabadayı, en büyük yardım kampanyasında 125 milyon TL toplamıştı. Euro o zaman 6 liraydı. İşte kaç 20 milyon euro falan toplayabilmişti. Çok büyük paralar abi bunlar altından kalkılamayacak paralar. O yüzden elimden hangi oyuncuya teklif gelirse hemen satar. Kaldı ki Fenerbahçe altyapısı Galatasaray'ın altyapısından çok daha iyi çalıştığı için oradan gelen çocuklarla yürüyebiliriz yolayı. Niye abi satmayalım? Şu dörtlü paketi bir daha saysana. Crespo. Crespo. Osayi Samuel. Osayi. Atilla Salahi. Atilla Salahi. Kim 35 abi, verene hemen kalsa. satarım. Bak, sana, 35, kalsa. 35 verene. sana kalsa koleji sat, topuk gelesin sat, Ankara 35 düşün, verene sat. hemen veririm. Her şeyi bak. sat. 35 verene hemen verir, Borçları eritir, aşağıdan oyuncu çıkartarak yola devam ederim. Abi bak derim. borçları eritmek diye bir şey yok. Erittin diye bir sıfır borç ne olacak? Şampiyon işte olamadın. Senden mesela akıl alsalar adam gibi yola çıkıp doğru oyuncularla yürür giderler. Abi herkes kendi işini yapmalı. Biz zaten burada bildiğimizi söylüyoruz tamam. ya. Yani, akıl vermek kimsenin haddine değil. Başkan da çok büyük zorluklarla boğuşuyor. Aynı Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon başkanları da büyük zorluklarla. Yani konuşmak en kolayı bize en kolayını yapıyoruz yani. Gönlükleri Allah biz... Allah bir abi, güzel bir meslek vermiş. Abi öneride bulunuyoruz ama. Satılmıyoruz işte. Öneride bulunuyoruz ama şunu söyleyeyim bak. Şey olmak ya. Şampiyonluğun parasal karşılığı yok. Özellikle bu sezon ve özellikle Fenerbahçe için. Neden? Neden? Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını kutlayacaksın ülke şampiyonu olarak. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da. Ama Şampiyonlar lig ilk geçeceksin. Fark etmez. Ya. oraya girme Avrupa'ya şimdi. <laughs> ben lig şampiyonluğu hedefini söylüyorum. Sen Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Fenerbahçe şampiyon olarak kutlar. Bunun parasal karşılığı yok. 50'de Ben Ali Bey gibi bir iş insanının. 50'de de Galatasaray şampiyon 72-73'te. Olabilir. Brian Birch var. Brian <laughs> <yani>. Birch <laughs> Yani Altan abi satılmamalı kimle şampiyon olacak Fenerbahçe diyor. Mehmet abi de satılmalı. Altyapıdan bunu, Bunundur ekonomik abi. istikrara kavuşturacak Bunundur bir abi. model olmalı. Bunundur diyor. Senin dediğin öyle bir sezonda olacak bir şey değil mi Mehmet abi? Bak bir noktada... Tamam da iyi. bir yerden başlayalım işte. E, Elif Elması sattı. Vedat tamam, bir, bir yerden şey başlayalım, başlayalım işte. Ne karşısında ne aldık? Gittik bir sürü oyuncu aldık. 65. E, tamam onu diyorum işte alma. İki <laughs> tane ilk 11'e oyuncu al. İki tane. Bir çok iyi bir golcü al. Zaten Serdar, Beriş onun yedeği olurlar. Öbürküleri gönder. İki, çok skora etki edecek bir kanat formu. Samat yine aldım mesela 6 milyon euroya. Kim akıllardı mesela? Samat da kötü bir şey değildi. Yani işte Samat da baskı altında kaldıramadı o baskı. Abi oradaki sıkıntı şu işte. Altan abinin verdiği örneği aslında güzel bir kanıt. Vedat Muruş'u sattı değil mi Fenerbahçe? Evet, Sonra Samat yaptı. Evet. Samat Adem'i, sizse... Sisse, bir oyuncu, aldı. Frey Frey bir oyuncu daha aldı. Frey'i önceden almıştı. bir oyuncu daha aldı. Tiam. Tiam. Yani hepsini buradan aldı Fenerbahçe. Şeyi de Şimdi... aldı o Roma'dan gelen çocuğu da aldı. Perotti. Hmm. Şimdi Fenerbahçe taraftarına veya yönetimine sorsak geriye dönüp ya Vedat bunu keşke satmasaydık derler kesin miydi demezler. Derler. Derler. kesin derler. Demezler abi ne diyecekler ya. Vedat'ın sonrasını derler. görmüyor musun abi? Vedat'ın sonrasını görmüyor no, musun? Fenerbahçe'de e, sen... Vedat'ın Fenerbahçe'de attığı gol sayısı Mustafa yap 15, 15 ya. Peki Galatasaray Gomis'in yerine Sörlot'u ister misin? Ha? Sörlot'u ister misin? Bu Gomis'in yerine isterim. Bu gomisi. Bu Gomis'in Abi Sörlotu'yu şimdiki halini görmüyor musun? Olsun. Bu Gomis'in yani Vedat da olsun. Abi, abi, Vedat Muş da olsun. Abi, ben gomis Türkiye'de ne yapacağını biliyorum. Gomis sörl Gomis'te Sörlotu. 15 attı be abi ne attı? Kim? 17. 17 attı. 5 asist. Abi gol, Bülent, Bülent Uygun, Aykut Kocaman, Fenerbahçe'deki Tanju Çolak 35'er atıyor da 30'er atıyor da Ali miyordu? abi Ali Gül Tüken kulakları çınlasın 28-29 gol atıp ikinci oluyordu şeyde ya. Ama Fenerbahçe'nin işini görürdü bu sene olsaydı. Serdar yani, Dursun'un 10 abi, golü var. Allah'ın sensin yapmayın ya. Vedat Muriç de falan bu cümleler yani bu Fenerbahçe'nin taraftarının yarısı Vedat Muriç yapmayın. Ama sen diyorsun, ki şimdi kimi alacak? Hem iddialı oyuncu almasın diyorsun. Evet, e, evet abi çıkartsın. ama sen bana öyle dört isim saydın ki 35'e var mısın yok musun diyorsun. 35'e varım Mehmet'in söylediklerinin hepsinin tersini yapsa Ali Bey zaten kenar edecek şampiyon. <laughs> o <laughs> Sen İlkay Gündoğan röportajımızın Yoahim Löw kısmını rica etmiştin. Altan abi evet. dinleyelim bakalım ne demişti İlkay Löw hakkında. Oyuncuların hep yani oyuncuların hep herkesin sevdiği bir, bir adamdı Joachim Löw yani bir takımda yani attığı başarının imzasının ortadan yani ee, çok başarılıydı o 2014 Dünya Kupası olsun, öbür turnuvaları olsun çok başarılı bir dönem geçirdi. Ee, Türkiye yakışır ee, gerçekten yakışır teknik direktör olarak ee, görmek isterim ama e, sonuçta e, Joachim Löw kararını kendisi vermi, ver, ver vermek durumunda bakalım ben de yani e, ben de bekliyorum yani e, onun e, bir sonraki adımı hangi tarafı doğru olacak ama e, Türkiye'ye gerçekten yakışır. Bak İlkay söylüyor. Ne diyor? Türkiye'ye yakışır diyor. Aynen öyle. Şimdi bunu hafta içi seyrettim. 89, 1989'da mesleğe başladım. Bu zamana kadar çok farklı yerlerde yöneticilikler yaptım. Bu tip işlerin ne kadar zor olduğunu bilirim. El ele şu anda dünyanın bütün futbol otoriteleri, yorumcuları, taraftarları Liverpool, Manchester City eşle. Belki Şampiyonlar Ligi'nde de ikisi de karşılaşacaklar. Yarı final final bir yerlerde. Konuşurken öyle bir oyuncu ligdeki çok önemli bir maçtan iki gün önce Ekrana canlı yayına bağlamak çok büyük iş, çok çok çok, çok büyük iş. iş. Şimdi başta Erkut'u kutlarım, Murat'ın da katkısı varmış. Murat da. Çolakoğlu bizim. Murat Çolakoğlu. Bizim Onu hatta da. Ka kameraman arkadaşımız Mehmet İzmirlioğlu'nun da katkısı var. Mehmet de kutluyorum, o zaman ekip olarak. Yalnız şunu söylüyorum, bak servis şoföründen kameramanına, içerideki yönetmen Abdullah'tan editörümüz İçeride Doğukan var abi bugün. Ben Doğukan var. mı var? <gülüyor> Ama <gülüyor> Abdullah da var diyeçmiş. <laughs> Abdullah'ı ha Doğukan'ı da gördüm doğru. Yani bütün ekip tek tek saymayayım. Kameramanı, makyajcısı, herkes, herkes bir emek sarf ediyor. Ama ondan sonra geliyor iş o ana kitleniyor. Seni tebrik ederim abi. Bak ya, gel o an mı? o an çok önemli. Çünkü ekip her şeyi yapıyor ama o an sen onunla baş başasın. Suyun akması lazım. Su akarsa ondan sonrası gelir. Mesela Çiğdem'in Nuri ile yaptığı röportaj senin ilk ay Harika işler ve o kadar rahatlattın ki onu. Kafası çünkü Türkçe Mülkçe bazen zorlanıyor. Dü, dünya kap diyecekti, dünya kupası dedi. Bazı zorlukları var. Seni özellikle tebrik Abi, ederim. Abi çok teşekkür ederim. Senin gibi bir e, meslek biliminden de, böyle e, bir Bunu da, da Fenerbahçe için almadım. Özellikle bunu konuşalım. Abi Doğum günü <laughs> sürprizi gibi. <gülüyor> 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 Peki abi teşekkür ederim. Ne diyeyim? Soğacığım biz öyle. de biz, biz, de söylüyoruz ama biz sağ olsun Erkut'un verdiği izinle hem Nuri'yi hem İlkay'ı önümüzdeki günlerde Lig Radyo'da özellikle devre arasında aklına yayınlayacağız. Nuri yani, Şahin röportajı Pardon, da çok e, yayınlayacağız. Nuri'nin açıklamaları da yani. yani. Nuri'nin marka değerine Çiğdem çok büyük bir katkı verdi. Kanal olarak çok büyük katkı verildi. Çünkü Nuri bir de bu galibiyeti alınca bir de o laflar üzerine böyle Galatasaray'a falan yazılmaya başladı. Oraya da geleceğiz. Biraz da sakin olursak sevinirim. Oraya yani. da geleceğiz. Peki. <laughs> biraz makul olursak. Galatasaray'da yani? peki gelelim madem. Geldik. Ne oluyoruz abi? Geldik. Ee, bir Nuri Şahin'e açtın konuyu. Devam et Mehmet abi. Şimdi güncel hop, sıcak hop, bir iddia. Hop abi hop biraz. Hop ne oluyoruz? Hop ya. Hop ya. Beş maçtan bahsediyoruz. Hop ya. Bu yani bugün Türkiye'de ile 16 tane bakanımız var. 2 Cumhurbaşkanımız var bilimkale ya da 3. Hani 16 bakanın 5 tanesinin adını sayamayız. Gıvasay teknrektörün kim olduğunu Türkiye'de 70 milyon insan bilir. Hop ne oluyoruz ya? 5 maçta mı ya? Ya tamam anladık Beyaz Türkler Nuri'yi çok seviyor. Anladık Nuri'nin bir e, şey örgütlenmesi var. Ne derler? İletişim örgütlenmesi var. Başında çok mahir olduğu iddia edilen kişiler var. Nuri bu işi çok iyi yapıyor biliyoruz. Çok sempatik cici şirin görünüyor. Anladık 5 tane galibiyet aldı. Muhteşem de bir çocuk tamam da o hop yani. Burası Galatasaray Tekrektörü koltuğu abi. Ne yapıyoruz yani? Ama Nuri'nin böyle bir iddiası olduğunu ben zannetmiyorum. İddiası olduğunu zannetmiyorsun da en büyük iddia, iddiasızlıktır. Oluşturulmuş bir Nuri şeyi var. Ee, prototipi var. O bugün olmadı. Bu iletişim ekibi Nuri'yi neredeyse 5-10 yıldır hazırlıyorlar bugünlere. İletişim ekibindeki e, kişinin bir açıklaması var. 1-2 sene önce geldi beklediğimiz yere diyor. Bu proje. Yani Beyaz Türklerin bayıldığı bir insan Nuri. Abi. Ki bayılınır ben de severim. Ayrı konu saygı diyorum da bu bir proje ve bu bir iletişim projesi Hop abi 5 maç galatasaray abi, falan ne oluyoruz ya? Yani? Ne kadar iletişim hop yani, hop. projesi oluşturursanız... Daha futbolcu oluşturur. Nuri bu an şu anda oynayan 1988 doğumlu top oynayan şu an top oynuyor. Daha futbolcu. Bir futbolcuyu Galatasaray'ın başına geçireceksek orada çok başka adamlar bir var. Ekleme yapabilir miyim? Nuri Tabii. Şahin ne kadar profesyonel bir e, iletişim organizasyonunda e, bir e, birey olarak bulunsa bile Nuri Şahin'in Nuri Şahin olduğunu biz 2005 yılından beri biliyoruz ve Nuri Şahin ne kadar e, pozitif bir karakter olduğunu, ne kadar e, iletişimi yüksek bir karakter olduğunu az çok e, tanıyanlar biliyor. Ha, elbette ki bu, mimari mi? Elbette ki algı ve elbette ki Babacım, iletişim mimari. önemli. Mimari, hayır bak mimari diyorum başka bir şey. Ne iletişim, algı? Mimari diyorum. Bu oluşturmuş mu mimari. Abi bir şey diyeceğim de doğaçlama bu sorulara bu kadar düzgün bu kadar ya, çocuk geliştiriliyor Allah dolu Allah. dolu yanıt vermek. Ya çocuk de. proje kardeşim. Ama o proje, Çinlerin projesi. Hı? Kim projesi? Kendi yol çizmiş bana da kim projesi? Kendine proje? yol çizmiş de kendisi çizmiş yani. Kendisi çizmiş de kendisini mimari olarak büyütenler var. Ya yapsınlar da bu arada kötü bir şey söylemiyorum. Kim ha. büyüten de biz söyledik yani. Biz söyledik. Ya ben söyledim dün sabah çok konuşulmuyor. Yani Nur Şahin Galatasaray'a gelebilir. Aman abi gözünü seveyim Arda, ya. Turan. Daha dur ya. Daha dur dün bir bugün iki beş maç kazanan adamı Galatasaray'a falan ne yapıyoruz e, peki ya? sana Fatih Terim verelim. Yok Fatih Hoca olmaz şu anda. olsun da. şu olsun, anda olmaz Şimdi Nuri Şahin'in Galatasaray gelmeye hazır olup olmadığı ayrı bir tartışma konusu. Ama Nuri Şahin'in zaten e, aydın bir çocuk olduğunu yani bir çocuk olduğunu biliyoruz. Abi Stefan Kuz nereden geldi Türk milli takımına ya? Evet. Bak, Altan ya Altan Kuz gibi. Türkiye milli takımını çalıştırıyor. Nereden geldi? Alman Ümit takımından. Bu adam süperlikte takım çalıştırıyor. Öyle Abi dedim. futbolcu hala. Pro lisansı yok. Abi ne demek? Emre'nin de yok, Volkan'ın da yok. Ol, olsun, yani. de yok. olsun ama. Olabilir. Olsun ama. Ya buna o kadar takılmamak lazım ya. Olsun ya bence ya. yıpranmaması adına zaman olabilir. Almanya'da gidip yaptım antrenörü hemen. Bugün yarın çıksın da yapsın bakalım Nuri ee, Mehmet abi ben şundan katılıyorum. Hadi yarın gitsin yapsın bakayım Almanya'da. Şimdi Galatasaray'a Fenerbahçe'ye yazıldığı an 2-3 hafta iyi sonuç gelmediğinde biz bu isimleri harcayacağız. Orası kesin. kesin Harcamama adına Türkiye'de bu işler biraz daha doğru planlamayla olmalı. Noktasındayım ben ama Nuri Şahin'in çok Valero büyük bir... Valeria İspanya var o zaman. Nereden? Barslı den ya. Barslı neresi abi? Ama en azından bir iki deneyimi var. Altan e, tamam. abi Nuri'nin şu anda daha beş maç. Yani dediği peki, beş kalbe kaç maç de, oldu peki biliyorum. Peki sen de Mehmet tarafındasın. Ya tamam. evet biraz. Ya ben tamam. Nuri'nin e, yıpranmaması ve bir anda yok olmaması için. Çünkü... Hayır ben yeterli bulmadığım için. Hiç kıvırmayayım yani. Yeterli bulmadım. Yani beş maç kazanan bir i̇şte, adamı Galatasaray başına geçireceksek. Yani Yılmaz hocaların falan ne günahı var o zaman? Biraz kilometre alması konusunda Ay, ben yani, de yani, Bir de Yılmaz zaman... Hoca hangi Yılmaz Hoca? Ya bir sürü insan var Yılmaz Hoca. Şaka yaptığını ya, Aklıma geliyor abi. Bir sürü beş maç arkaya kazanan. E Sami da Fenerbahçe'ye getirelim. Kimi? ne kadar güzel. Kimi? Sami Uğurlu hocamız. Bak kimi diyorsun? Bilmiyorsun bir kim olduğunu. Sami Uğurlu hocayı da Fenerbahçe'ye getirelim o zaman. Kim abi Sami Uğurlu? İşte Kasımpaşa'nın antrenörü. Pro lisansı yok. Ekrana çıkamıyor. Sen de tanımıyorsun doğal olarak. Evet, ben... doğru söylüyorsun. İki. Abi Nuri Şahin'den da... bahsediyoruz. Adam Real Madrid, Dortmund, Liverpool oynadı. Hala 2003. oynuyor abi ama hala futbolcu. Hayır bıraktı futbolu. Hayır dur. abi bırakmadı. Esam'ın listesini var. Tamam var da bırak. Rooney de bıraktı. Yani o da futbolcu menajer gibiydi, bıraktı futbol oynamayı istediği kadar lisansı... Nuri kendini İslam'a yazdı mı acaba? Çok merak ediyorum. Abi Frank Lampard da geçti. Ya bir şey diyeceğim. Geçti. Bu önemli değil zaten. Antalyaspor aldı güzel güzel gidiyor. <laughs> Galatasaray'ın işi çok zor. Tabii çok çok zor. Ya başkanlık için adı geçen iki tane ismin Galatasaray'a geleceğini düşünüyorum. Ya Nuri Şahin onların peşinden koşturur. Onlar <laughs> peşinden koşar. Ya hangi kimi bulacaklar bu ekonomik yapıyla Galatasaray? Beşiktaş gene güzel anlaşmalar yapıyor. Daha fan token çıkartmadı. Galatasaray bütün paraları yedi. Stadın isim hakkını sattı, şunu sattı. Burak Yılmaz'ı gönderdiler. Torrent'e borç ödeyeceksin. Oyuncuların hiçbirine para yok. 400 milyon lira yaklaşık. 600 abi, 604. Peki ben 200 şey yaptım. 604, 604, 604, 600. Her şeyi daha lazım. Bunları bulacaksın. Sen var. Nuri Şayeni beğenmiyorsun. Selçuk, Şah, Selçuk i̇nan. gelsin. inan İnan gelsin o zaman. Ya, Nuri Şahin her türlü övgü hak eden bir profil. Dileriz e, teknik direktörlük kariyeri bu şekilde devam eder. Mehmet abiye şu noktada katılıyorum. Biraz daha e, Nuri Şahin'in e, kendini de görmesi açısından bence Antalya daha uzun soluklu bir e, düşüncesi vardır. Bence Nuri Şahin de şu anda İstanbul e, sahnesine çıkmak için kendini erken veya kendini henüz o aşamaya hazır hissetmediği konusunda seninle hem fikir olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum, düşünüyorum. Ama e, iyi başladı. Öyle pırıl de, pırıl, de, pırıl da bir abi. insan. tak diye Dortmund çağırır gider. Tak Dortmund. Pro lisansı da. yok Anlamaz. abi gidemez bir yere. Değil Dortmund çalıştıramaz. çalıştırtamaz. Pro ama lisansı yok. Ama hedeflerinden Allah, biri o Allah. değil. Dileriz bir gün çalıştırır. Beş sene sonra olur. Pro lisansı da Bütün kursları tamamlar gider olur yani. Peki. Şu an bu anda pro lisansı yok adamın ya. Bir fotoğrafımız var. O fotoğrafı ekranlara getirelim. Derbiden akıllarda kalan karelerden birisiydi. Ne şekilde yorumlarsınız? Bu daha bunun daha, daha güzeli var da görüntü bilmiyorum. Daha güzel o, var bunun. O yayıncı kuruluş görüntüsünden donuk. Yenici donuk, 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 Yok yani. hayır yayıncı kuruluşu, başka kamera görüntüsü var da. Abi daha elimizde daha bu var, var Mehmet abi bununla, bununla idare edersin. Bununla konuştunuz. Arda Arda abi ne diyeceksin? Altan abi. Abi kardeş inşallah. İkisiyle de gurur duyuyor. Ben de aynı şekilde. Ben Arda Turan'ın ekmeğini çok yedim bir Türk gazeteci olarak dünyada. Hmm. Türk futbolunun dünü ve geleceği diyebilir miyiz yakın zaman için? Dünü demeyelim yani bugünü diyelim. Bugünü çünkü hala oynuyor Arda. Bugünkü hali biraz tombik. Tombik döner var ya onun gibi olmuş. Biraz daha zayıflayabilirdi yani şey yapabiliyordu. Ama futbolu bırakıyor. Ben onunla gerçekten çok gururluyum Arda Turan'la. Arda Güler kardeşimiz de inşallah çok çok iyi yerlere gelecek. Çok büyük olgunlukta. Benim Ben ona anlatılımı ne zaman verdim biliyor musun? Arda Güler. Siz İskoçya ve Slovenya maçlarını gördünüz mü bilmiyorum. U17 takımını. Onlar iki iki kaldığımız ve evet. lider çıktığımız elemeleri atladığımız bir karşılaşma vardı. Evet. Finallere yükseldi. O maçtaki oyunu abi bir tane mi kendini göstermeye hareket yapmaz. Alıyor veriyor dönüyor öbür tarafa oynuyor gidiyor defans yapıyor tekrar alıyor bir daha oynuyor. Hep sanki Fenerbahçe alt takımındaki gibi oynuyor. Kimseye bir ben kaptanım Fenerbahçe'nin şu suyum bu suyum burası benim yerim değil oynamıyor. Bir şey yapmışlar yani iki maçtan da kesitler yapmışlar. İki, iki buçuk dakika ayrı ayrı. Gerçekten dedim bu çocuk çok olgun. Gerçekten çok olgun Ben bir de oyuna girerken galiba bir e, futbol severim videosuydu. Sosyal medyada gördüm ama O işte ben ondan bahsediyorum. Yani, o bir video amatör. O muhteşem bir şey o ya. Yani. Arda e, Güler'in e, ensesine e, dokunuyor Arda Turan oyuna evet, girerken. Arda büyük oyuncu. Ar yani Türk futbol tarihinin hepsine baksan Arda kadar kariyerli. Abi işte Nihat e, o da yaptıklarıyla oynadığı takım değil de yaptıklarıyla La Liga Abi gol daha yüksek, Emre Belözoğlu. Arda'dan daha yüksek bonservis bedeli ödenen kimse yok değil mi Türkiye'de? Cenk Tosun, Tosun 23 milyon Cık. Bir daha düşün. Şeyden 41 artı 12. totalinde diyorsun sen. Ama o Türkiye'ye ödenmedi. Cık, tamam Türkiye ödenmedi yani de. Onu Atletico aldı. 40 12 60. artı 41. Onu sonra evet. Hacim olarak yani. diyorsun. Daha, daha bir üzerine en çok bonservis bedeli yani ödenmiş. Bonservis ödenen para olarak doğru. Çıkışta Cenk evet. değil mi? 27 mi? Türkiye'ye 12'si geldi. Tabii 12'si geldi. Şimdi Luka Moldu için müthiş bir asisti vardı. Ee, Arda ile ilgili bir şey söyleyeyim öyle bitirelim. Büyük Arda ile. Küçük Arda ile ilgili Altan abi söyledi her şeye katılıyorum. Küçük, büyük Arda ile ilgili şunu söyleyeyim kendine yaptığı kötülüğü ne Galatasaray'a yaptı ne futbola yaptı kendine yaptığını hiç kimseye yapmadı. Arda Turan Galatasaray'a çok az yanlış yapmıştır. Arda Turan milli takıma yanlışlar yapmıştır. Arda Turan kendine yaptığını ne Galatasaray'a yaptı ne milli takıma yaptı. Modrić'in asisti üzerinden şöyle bir tartışma başladı. Euro 2008'de Arda Turan'la Modric aynı anda e, sivrildiler. İşte Modrić hala bu seviyede inanılmaz bir futbol oynuyor. Arda Turan e, işte bu fotoğrafı üzerinden biraz aldığı kilolarla eleştirildi ben bu karşılaşmanın da karşılaştırmanın da daha doğrusu çok adil olduğunu düşünmüyorum çünkü bizim futbol iklimimizde yıldızlaşan bir oyuncuya uygulanan aşırı sevgi ve aşırı e, nefretin bir örneğinin e, diğer ülkelerde belki Brezilya'da belki biraz daha e, Akdeniz ülkelerinde olabilir ama bu şiddette başka bir örneği olduğunu düşünmüyorum yani Arda Turan bir şöhret varsa ortada bunu Modric'ten daha fazla bunun bedelini ödedim. Modrić Hırvatistan'da sokakta yürürken bir kafeye girdiğinde e, gördüğü muamele ile Arda Turan'ın gördüğü muamele hiçbir zaman biri olmadı. Yani biraz daha yönetmesi daha zor bir süreçten geçti bence Arda Turan ve bizim ülkemizdeki yıldız oyuncu. O yüzden Hırvatlar o seviyeye birçok oyuncu yetiştirdiler, birçok dünya yıldızı ürettiler. Luka Modric de onlardan birisi. Elbette ki çok büyük bir karakter. 36 yaşında bu performansı ortaya koyması ama hani Arda üzerinden Modric'e Arda ile bire birebir indirgemek çok doğru değil. Kültürel altyapı farklılığı var. Spor kültürü altyapısı farklılığı var. O zaman şunu sormamız lazım. Yani Euro 2008'deki Türkiye nerede? O Hırvat milli takımı nereye geldi? O yüzden ben dün bunu biraz sosyal medyada fazlasıyla gördüm. Modric Arda kıyasını. Bence Elma ile Armut'un kıyaslanması. Bence adil bir kıyaslama değil. Bunu da belirtmek istedim. Ya olabilir. Bir çiftçi elma üretiyordur, bir çiftçi armut üretiyordur. Hangimizin meyvesi daha güzel diyorlardır. Yani zaman zaman karşılaştırabiliyorlar. Bunun nedeni de Euro 2008'de iki oyuncu için takımların ikonları olarak gösterilmişlerdi. Evet. Ve o eşleşme oldu. Modrić'li Hırvatistan'ı biz eledik. Arda cezalıydı o karşılaşmada Doğru. oynamamıştı. Daha sonra Almanya'yı eliyemedik. Elimizden kaçırdık. Biz daha başarılıydık. Arda Barcelona'da oynadı. O da Real Madrid'de oynuyor. Yani İkisi de kendi kişisel, Atletico'da oynadı. Kişisel hedeflerine ulaşmış durumda. Yani Modric de değerli bir oyuncu. Benim için Arda da değerli bir oyuncu. Ama Mehmet'e de şöyle katılıyorum. Ki hani sen dedin ya, kim için söyledin onu kişisel yönetim? Nuri Şahin proje falan. Arda da o projeyi tam doğru uygulayabilseydi aynı güzel ekipteler. bir son olurdu. Aynı ekipteler bu arada yani. Neyse artık alabilir, fark etme onları bilmiyorum. Hani aynı ekipteler yani aynı iletişim projesi içinde de Arda'dan olmadı Nuri'den oldu yani. Arda'nın karşılığı olmadı. Nuri'nin karşılığı çok fazla. Arda'nın da oldu ama ya. Arda da sportif direktör ya da teknik direktör olabilir. Arda'nın son iki yılı kötü. Ya PSV maçında attı. Cagney'in attığı gol hatırlıyor musun? Röveşat'a. Asit'i kim yaptı? Arda yaptı yani. Sürekli oynamıyor. Dediğim gibi biraz tombik ama bu şey yani bırakmış futbolu. Artık ben bırakıyorum demiş. bir sportif faktör. Mesela yani. babam da sordu bana. Dedi ya ki "Arda, bu Arda elinden ya... tutalım bak. Elinden tutalım Mehmet." Pardon. Bu Arda niye oyuna girdi falan babam da sordu. Ben muhtemelen hiçbir bilgiye sahip olmam ama şöyle bir tahmin yapıyorum. Muhtemelen maç 2-0 olduğu için hocaya ekip olarak belki de yönetimde son derbim diye rica edilip oyuna 8 dakika girilmiş olabilir. Sanmıyorum ya. Ben öyle tahmin Kim ediyorum. Kim rica edip yani hocaya rica edip bir of şekilde 2-0 vallahi bak. Arda öyle bir çocuk Şişt, değil ya. ya Arda etmemiştir de belki başkaları etmiştir. Kim abi? Ki mesaj ya. mı gönderiyor yukarıda? Şam... Başkan yolda maç zaten öncesi, gidiyor. Ya, hayır, maç öncesi. Nou'da La Liga maç şampiyonluğu ya. yaşadı Atletico Madrid'le ya. Abi Arda son Tora... derbiyi oynamak Torenk değildir ya. Toran gelir gelmez Arda'yı sahaya sürdü. Şunu sorayım. İyidir ya. Galatasaray'da gençlik kaşısı projesi iflas etmiş midir Mehmet Aya? Proje proje olamadı ki. 3 yıllık yola çıktın 6 ayda bütün yerle eksan etin her şeyi kaldık. Bu gençlik değil gençleştirmeydi. Düşük, maaş geldi. düşürme. Maaş düşürme ve para düşürme ve yaş düşürmeydi. Yani 22-23'lerle gençlik aşısı, gençlik projesi. E, ee, Fatih Terim kalsa devam edilebilirdi ama şimdi artık başka şeyler. Bir de Altan abi sözünü ettiği gibi Galatasaray'ın çok büyük mali derdi var. Ve kim gelirse gelsin o mali derdi çözebilecek ne kadar kudretli güçlü olacak bilmiyorum. Yani sen Eylül dedin değil mi? Yani gelecek sene bugünlerde Galatasaray'da 30 Nisan seçimi. Bir seçim ve bir seçim daha mı konuşacağız bilemiyorum. O yüzden e, Galatasaray'da o proje yerle yeksan olmuştur. Hani hukuki deyimle kadük olmuştur. Altan abi sana şunu soracağım. E, reklam öncesi. Sevgili Kutay Ersöz'ün bir analizi var. E, sosyal medyada ondan alıntılayarak. Abdullah Avcı'nın Nisan ayı performansını derlemiş e, kardeşimiz. Eylül'de 15 Nisan'da 16 Kariyerinde en az maç kazandığı 2 ay var. Eylül aylarında kariyerinde 15 maç kazanmış. Nisan aylarında da 16 maç kazanmış. Mesela Ağustos'un e, yarısında maç olmayan Ağustos'ta Nisan ayında kadar maç kazanmış kariyerinde. İşte Ocak'ta oyunu, Şubat aylarında 20. Temmuz'da hiç kazanamamıştır. <laughs> Aynen. Ee, yani şu an Trabzonspor içinde bulunduğu son 5 maçın birini kazandı. Geçmişte 8 puandan şampiyonluk verdiği bir sezon bir travma var Abdullah Avcı'nın. Son düzük e, sıkıntısı yaşıyor mu Abdullah Hoca yoksa bu sezon onunla ilintili bir durum var mı yok mu? Ligin bitimine 8 hafta olsa Fenerbahçe 8 puan geride olsa gene Fenerbahçe kazanabilir şampiyonu. Öyle bir olasılık yok şu anda. Ligin bitmesine sadece 6 hafta var. Karagümrük de sağzında oynayacak. Yener. Altay'a 7-8 tane atar. O zaman düşmüş oluyor. 37. hafta. <laughs> Bak eğer maçta 8-9 gol olursa beni hatırla. Bak toplamda o maç 7-3 falan Abi, bitebilir. Senin, şöyle, senin maç öncesi hatırlarım. Şöyle sorayım. Abdullah <laughs> Hocam böyle bir e, son düzlük e, handikapı var mı kariyerinde? Böyle bir e, sıkıntı yaşıyor mu? O onunla Halis Karataş'a sormak lazım. <laughs> yok şey yok yani. Bence a, şampiyon oluyor. Biz pozitiften bakalım ya. Ya gerçekten pozitiften bakalım. Bu nasıl başardı bunu? Ne oldu? Öbürkülerin de büyük şeyleri var. Yani Avrupa oynadılar, yoruldular. Milli takıma çok oyuncu gönderdi. Şu oldu, bu oldu. Mesela Bakasitas çok uzun süredir yok. Bir Galatasaray maçı hariç hiçbir skora etki etmiyor. Abdülkadir durdu. Viska durdu. Vakayama durdu. E gene yenilmiyor. Buradan bak. Yenilmiyor. Neden Beşiktaş yenemedi onu? Valerian Esma, sihirbaz geldi. Harry Potter'ın Lamborghini gibi. O geldi şimdi. Yenemedi. E geçen hafta da Erol Bulut yenemedi onu. Galatasaray'ı yendi Torrent'i. Fenerbahçe'yi yendi Pereira'yı. Onu yenemedi. Beşiktaş'ı ilk durduran takım Erol bu. Ben yenilmeden, yenilmemesinden bakıyorum Trabzon. Abi Trabzon'un kazanmaya ihtiyacı yok ya. Beraberlikler de şampiyonu, şampiyon olacak. Şampiyon güzel bir mutluluk var mı? Amaç ne bu ligin? Şampiyon olmak. İyi futbol. Ya geç bunları iyi futbol. Dünyada iyi futbol diye bir şey yok. Chelsea bay bay. Thomas Tuchel bay bay. Şey, Nigel güzel futbol, süper futbol bay bay. Bak ne güzel demiş Emery. Süper Lig hayallerinizi kurun demiş. Avrupa Süper Ligi kuracaktınız ya kurun demiş. Yani Abdullah Avcı'yı eleştirmeyin abi. Takım kötü oynar iyi oynar ama şampiyon. Bunun antitezini süren bana desin ki ayır şampiyon olamayabilir. Ben de dedim ki oldu. Yani bazı yerler matematikle ölç ölçemezsin. Sence Mehmet abi hocanın böyle bir e, kariyer sıkıntısı var mı? Edgar yok. Hugo yok. Gervinho sezona başladın yok. İki ay hamşik yok. sol bekin zavallı çocuk Densvil. Aldın iki tane mevkide bu turazı oynadın. Ahmetcan yok. sakatlandı. Ahmetcan sakatlandı. Dön Hüseyin Türkmen'e. Yani ailesi Rüseyin dışında. Üstünde Uğurcan cezalıydı. Trabzon güveniyor mu bilmiyorum. İki mağlup olduğum maçın birinde Uğurcan cezalıydı. Birinde kendi kaleni bulaktım. Vaka, Vaka ve baka dediğin adamlar kimse kıvırmasın. İkinci yarının %80'inde yok. Oynamıyorlar. Perez e eh, idare ediyor. Cornelius hiçbir zaman tıpkı az önce sözünü ettin ya eski golcü Trabzonspor eski Sörlot'un performansına skor olarak çıkacak bir çocuk değil. Yedek olarak aldığın Koyita yok. Kuasi yok. Yani bir tek Abdülkadir Ömür'ün işte oynadığı zaman Hamşik'in ee, sırtında devam eden Dorukan'ın yüksek performansıyla giden ee, Edin Viska sallanıyor biliyorsun abi sürekli. Dolayısıyla son haftalarda ben rehavet falan filan diyorlar. Ben tamamen takımda bir performans düşüklüğü ve sezon başından beri neredeyse ideali hiçbir maçta, birkaç maçta bunu zaten vurdu gitti. ideali hiçbir zaman bulamayan bir Trabzonspor görüyorum. Ayrıca Ahmet Can kimsenin yüzüne bakmayabileceği bir oyuncuyu da Abdullah Hoca oynatıyor. Hüseyin tekrarlıyorum şehirle problemli. Bak takıma değil şehirle problemli. Dersin'in yanına alan Puhaş çok klas bir oyuncu, kalite bir oyuncu değil. Dorukan yeşerdi. Abdülkadir Ömür 10 numara pozisyonda yürüyor gidiyor. Vakayeme ve Bakasetas gibi iki tane takımın rengi noktası oyuncu yerlerde. Bak yani takımın içinden iki, duyduğum bir şeyi söyleyeyim. 3 haftadır. Daha da fazla. Abi. Takımın içinden duyduğum bir şeyi söyleyeyim. Direkt olarak bilgi o haber yani. Fenerbahçe maçı 11-10 bitti ya. Takım içinden gelen bilgi bu. Oyunculardan değil yanlış anlamayın. 11-10 ödemedik. Biz 9'duk Fener 10'du. Vakayeme yok. Bakasetas yok. Abi Vakayeme gol attı ya. Yok. Oyun olarak diyorlar abi. Oyundan bahsediyorum. Oyun yok, oyun. Yani hocanın böyle bir sıkıntısı yok sence. Yani bu direkt sakatlıklar vesaire. Ya, yani hocayı ben uzaktan tanırım, severim. Güzel bir istatistik ama istatistik her zaman doğru göstermez. Kaldı ki o 8 puandan Galatasaray'a şampiyonluk kaybettiği dönemlerde dönemde de çok önemli bir oyuncu sakatlandı. Savunmada e, Epriano sakatlandı. Epriano sakatlanınca orta sahanın neredeyse beyni olan Mahmut'u stopere çektin. Takımın bütün her şeyi bozuldu. Son 10 haftanın sineması da Peki. Peki. O zaman kısa bir ara rica edelim. Ara sonrasında gündeme dair başlıklarımızla programımızı sürdüreceğiz. Tabii ki deprem olduğunda güçlü kollarımla bu duvarları tutabilirim. Ama yine de planlarımız olmalı. Plan A, Camdan atlamak tutuyor. Endişe etmenize gerek yok. Samanlar sayesinde yumuşak bir iniş gerçekleştiriyoruz. Diyelim kaçamadık. O zaman B planı. Yani. Tavan üstümüze çökse bile elimizi kolumuzu sallaya sallaya çıkıp gidebileceğiz. Bu lastikler bizim yaşam alanımız. Bakalım yaşam alanı. Her şeyi düşündüm, her şeyi. Bak demir makası. Kliko. Telsiz. Bu yedek. Bu da yedek bir yedeğini yedeğini yedeği. Necati, tüm bunlarla uğraşacağına neden evimizi kentsel dönüşüme verip rahat rahat uyumuyoruz? Evet baba. Binanızın risk tespitini mutlaka yaptırın. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Winner is Sonya. Oh Amazon'da müthiş indirimler. Yeni formalar alabiliriz. Artık maçları kazanabiliriz. Hatta şampiyon bile oluruz. Efsane oluruz. Aa, forma işi tamamdır. Amazon'un bahar fırsatlarıyla hayallerinizi büyütün oynayamadığınız oyun olursa anında iade garantisi. Monster Notebook oyun bilgisayarı. Yemek sepetinden tarifsiz fırsatlar. Koma gelenden 2 mega dürüm ve 2 ayran 51 TL yerine sadece 35 TL. Hemen yemek sepetini indir, siparişini ver. Yemek sepeti yanında aklındaysa kapında. Aradığın performans, aradığın kampanya şimdi bir arada. Yapı Kredi World Kartınızla Casper.com.tr'den yapacağınız alışverişlerde vade farksız 12 aya varan taksit fırsatını kaçırmayın. Kesper, senin hayatın, senin teknolojin. Yok kardeşim, ben işsiz adama kız vermem. İşin olsun ücretsiz indir cebine, ara, bul, hemen bir... İşin, işin olsun, işin olsun. Buldum bile. Hayırlı olsun o zaman. Türk Telekom Fiber Gücü'yle bugün tanışın. Yüzlerce film, binlerce video, şampiyonluklar, hüzünler, dersler, araştırmalar, toplantılar, görüntülü görüşmeler, klipler, oyunlar ve sosyal medyayı limitsiz fiber hızla yaşayın. 24 ay boyunca sabit fiyat garantisi Türkiye'nin fiber gücü Türk Telekom'da. Türk Telekom değerli hissettirir. Sigortam net yenilenmiş. Yapay zekası onlarca sigorta şirketinin teklifini karşılaştırıyormuş ucuzunu, kapsamlısını, uygunlu buluyormuş. Hep bunlar o keçinin aklından çıkıyor biliyor musunuz? Net! Kazancım net, sigortam net. Sevdiğin lezzetleri doya doya yemek senden, yedikçe indirim trend yol yemekten. Ramazan boyunca ilk siparişinden sonra 10, ikinciden sonra 15, üçüncüden sonra 25 TL indirim seni bekliyor. Sen de dilediğin lezzeti trend yol yemekten sipariş ver, Ramazan'da yedikçe indirimin tadını çıkar. Aradığın performans, aradığın kampanya şimdi bir arada. Yapı Kredi World kartınızla kesper.com.tr'den yapacağınız alışverişlerde vade farksız 12 aya varan taksit fırsatını kaçırmayın. Kesper, senin hayatın, senin teknolojin. Taraftar tokenlarının Şampiyonlar Ligi. Hadi. Sen de taraftar tokenları dünyasına pari buyla adım at. Yarının dünyası bu. O, o bilet. Otobüs biletinde herkesin adresi o. o, 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 o bilet. Uçak biletinde vazgeçilmez o. O, 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 o bilet, o bilet. Nokta. Askademe kademe devam ediyor sevgili seyirciler. İkinci bölümde yine gündemi oluşturan detaylara bakacağız. Biraz Beşiktaş'ın gündeminden başlıklara geçelim. E, Müjdat Bey, Beşiktaş'a girmeden önce Buyurun. çok küçük Fenerbahçe konusunda söyleyecektim. Söyleyemedim bu ilk ay falan o konular gelince çabuk bitti. 10 Aralık 2008 Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı vardı. Evet, Maxim Shatski'nin gol attığı maçlar Yok gruptaki maçı diyorsun. Şampiyonlar 0 -0 Ligi. 0-0 bitti galiba. Şampiyonlar Ligi. Dinamo Kiev. Bir de ön elemede oynamışlar. Yok, yok yok Şampiyonlar Ligi maçı bu. 10 Aralık 2008'den beri Fenerbahçe camiası. iki defa şampiyon oldu. Şampiyonlar Ligi'ne gidemedi. Hiçbir Şampiyonlar Ligi maçı oynamadı. Türk futboluna Fenerbahçe'nin verdikleri fan pörsüler, naniler, getirdikleri bütün yıldızları, diagoları, mesutlar her şeyi düşünüldüğünde bu kadar büyük ekonomi her gitti Türkiye'deki yeri kaldıran bir takımın 2008'den bugüne şampiyonluk o Lar Ligi'ne gidememesiyle ilgili size bir soru soruyorum. 10 Aralık 2008 tarihini düşünün Türk futbolu neredeydi? Şimdi nerede? Fenerbahçe battı ama Türk futbolu da battı. Ya. Belki herkes o günlerde mutluydu ama Fenerbahçe gidemezsin, bassın bas. E geldi ne oldu şimdi? Ülke nerede? Neredeyiz futbolu? 43. yüz ya. O zaman biz Avrupa'da 3. Almanya'ya bir golle elendik Basel'de ki Basel Alman şehridir. Herkes Almanca konuşur. İsviçre şehridir ama Alman şeyidir, kantonudur. Biz Almanya'yı kendi seyircisinin önünde yedik az kalsın. 3-2 yenildik. Yarım 3 yedekle yenildik. Ben maçtaydım. E, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadı. 2008 yılında. Ne oldu o Fenerbahçe? 14 yıldır gidemedi de göğe erdi başınız? Müjdat bu açılardan da biraz bak. Galatasaray 7 sene şampiyon olamadı bir yere. Ben üzülürüm. Yanlış derim. Haksızlık derim. Bunda bu, bu şekilde bakalım. Yani bir şey olmasın artık. Ee, her şey sahada bitsin. Fenerbahçe'nin o iki defa şampiyonlar ligine gönderilmedi. Birinde Trabzon bitti. Birinde Galatasaray gitti. Salzburg'u elediler. UEFA Avrupa Ligi'ne gidiyorlardı. O falan Salzburg'u elediler Musa'nın golleriyle. gene gönderilmedi. Fenerbahçe'nin en az 60-70 milyon euro garanti parası yok oldu. Ama Türk futbolu da geldiği noktada ortada. Buna bu açıdan bakın. Yani hiçbir büyük lokomotif takımımızın ki 4 tanedir. Ben asla kötü bir 4-5 yıl geçirmesini istemem. Halimiz ortada Avrupa'da seyredenimiz yok Yayını satamıyoruz. yıldız gelmiyor paramız yok stajyer hocalar yarısı profesyonslu yok yani bunlara bu açıdan bakalım diyelim top sunalım <laughs> peki Beşiktaş'ta devam edelim Beşiktaş'ta e, Ceyhun Kazancı'nın e, açıklamaları var bir önceki gün Fanatik Gazetesi'nde açıklamaları yayınlandı sonra Beşiktaş Kulübü bu açıklamaları yalanladı ve e, Sayın Kazancı kendisi bir e, basın toplantısı düzenledi e, bazı konularda e, Sorulan sorulara açıklık getirdi. Talişka ve Sörlot isimlerini zikretti. Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran isimler. <laughs> İyi yaşa. İyi yaşa. size e, Rıdvan ve Ersin'in özellikle talipleri olduğu çok sık dile getiriliyor. Şunu sorarak başlayayım. Rıdvan, e, Yılmaz, ve Ersin, Destanoğlu. Şimdi satılmalı mı diyeceğim. Mehmet abi evet diyecek. E, hazır mı diye soruyorum o yüzden. Neye hazır mı? Beşiktaş'tan ayrılıp bir üst seviyede kendisini. Üst seviyede miyim de yani... Avrupa macerasına kendilerini test etmeye. Abi A takımı ile B takımı getirdi. 7'şer milyon euro koydu. Hayır mı diyeceksin? Çok basit ya. 15 milyon euro dediğin para bugün 225 milyon TL'yi aşan bir para. Yani hepiniz seni de Altan abi de tanıyorum. Yani... Ee, çalışarak buraya gelmiş insanlarsınız. Arkanızda bir torpil, morpil yok. Paranın kıymetini bilirsiniz. Evinize götürdüğünüz bin liranın kıymetini bilecek adamlarsınız. 225 milyon liradan bahsediyoruz. 225'te biri bana çıksa gider miyim o eve? Abi o parayla <laughs> gene oyuncu alıyorlar ya. ya sen alma. yanlış. Sen o para Abi, gelince her şey işte. güzel. Gerçekten... Yeni ne ersinler, mi? yeni Rıdvan'lar var Fulya'da, da orada burada Fenerbahçe altyapısında yok mu abicim? Kaç tane çıkarttı Arda Güler gibi Fenerbahçe? 3-5 senedir Ali Koç döneminde kaç tane? Mehmet burada gel... sana söylüyordum da ilk burada söyledim. Arda Güler gibi milyonda biri çıkar. Tabii ki tamam hepsinden Arda Güler beklemiyoruz. Hepsinden Arda Turan beklemiyoruz. Mehmet Güven, Serdar Özkan, Mülayim <laughs> Erdem, Cafer Can Aksu, Onlar da sana alt Sana bir şey söyleyeyim yani. mi? Arda Güler'in oyun kurucu pozisyonda çıkması kadar zor sol ayaklı iyi defans oyuncusu çıkması. Rıdvan'ı çok kolay bulamazsın. Bak o kadar kolay bulamazsın. Lil alacak. Nice de devrede. Rıdvan Yılmaz mı? Evet. lilde Nis de devrede bak Rıdvan için. İkisi de alacak. Ben olsam Ol Nice'e giderim. <laughs> nice güzel gelir. Lille'e şey gitmem e giderim. ben asla... 7 artı 4. Kur bana gelecek senin beş taşı, 11. Abi vardır aşağıda bir sürü çocuk hayır yani bana ya. şey yapma. Al oynat abi. 11 kur 11. En sevdiğin şeylerdendir. Hemen sorayım. Tamam. Yap 11. Valerian İspanyol e, şey Valerian İspanyol e tavsiye ederim. Hadi umarım. evet. Kalede Utku var abi. Şampiyon oldun. Abi Utku Karagümrük'te yedek. Şampiyon oldun abi. Tamam Karagümrük'te yedek. İki yani. kupanın bir Utku aldı. Şeyi yedi. İtalyan kimdi? Vivian'ın yedi. Vivian. Serdar'ı koydum saatçi. Koydum orta ha, sahaya. Tamam sen 7. yaptın Beşiktaş'ı. Işte, burada bırak. <laughs> 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 Kaleye Utku Serdar dedin. Zaten Ahmet Türkçe bir ne oluyor dedi. Soruyor soruyu, soruyu şöyle soruyorum. Satılmalı mı demiyorum. Ersin ve Rıdvan penceresinden bakalım. Başarılı olurlar mı? Mesela Altan abi, e, Lil, Nis, Rıdvan orada. Çok e, başarılı. Yeni zeki Çelik. Çok başarılı. E, gibi ola, oynayabilir. Ersin'de tereddütlerim var çünkü yan topu e, zafiyeti var Ersin. Ben Yılmaz'ın fizik e, kapasitesini böyle ayaksaki Talya biraz benzetiyorum. Böyle üçlüye de sol çizgiye adapte olabilir. Bayern'de bir oyuncu vardı hatırlar mısın Fransız? Ufak. Mı? Lizarazu. Ufak Lizarazu. Ben de ona benzetiyorum. Lizarazu büyük oyuncuydu. Tabii. Ama Lizarazu'yu biz olgun zamanında gördük. Tabii. Rıdvan da giderek olgunlaşacak, tabii. üst kademede oynarsa. Lizarazu'nun olgun olmayan gençlik zamanını çok iyi hatırlarsın sen Altan abi. Bordo'nun meşhur, tabii, tabii. Dugarili, Zidane'li Zidane, Bordo'nun Zidane, evet, Zidane sol bekiydi ve evet. Intertoto'dan gelip UEFA Kupası finaline kadar yükselmişti o Bordo takımı. Diğer taraftan da kim geliyordu? Hadi biraz nostalji. Hamburg muydu Bursa ki? Spor. Ha Bursa Spor. Karlsruhe'ye elendi. Karsruhe, tamam, bir taraftan tamam. Bordo çıktı. Bir taraftan o Mususili bizim Elvir Baliçli, Ercümentli Erdinç, takım. Ercüment, Erdiş. Ee, Enes Ünal'ın babası Mesut. Evet. Ee, o takım çıkamadı. Gançev miydi kaleci? kaleci. Gançev. Gançevdi. O takım çıkamadı. Bordo oradan çıktı. Sonrasında Milan'ı falan eledi. Finalde Bayern Münih o zaman iki maçta Bak oynadık. Fransa Ligi'ne gitti dedim Solbek. Marsilya maçlarında Cengiz'le karşılıklı oynar. Türkler Fransızları seviyor. Şu anda seviyorlar. Sence? Gitseler olur mu? Olur. Abi. Ben, ben Rıda'nın fizik kapasitesine oralara çok adapte olabilecek için. Bir de artık gibi bunu özendirmemiz lazım. Bu gidişleri çabuklaştırmamız, sıklaştırmamız. Burayı bir market değerinin yüksek olan bir ülke haline getirmemiz lazım. Çar çabuk bunları artık hemen ürün olarak. Mesela Doğan şeyde oynuyor değil mi? Bayağı. Rende. Doğan Rey'in kupa maçlarında oynadı. Lig kupasında yani? falan oynadı. Yedek Peki ölçü. çok taze bir haber o yüzden. Akışımızda yok ama bunu hemen ekleyeyim. Borussia Dortmund'un Arda Güler'e olan ilgisinin bayağı ciddi olduğu yazılıp çizilmeye başlandı. Alman basınında. Emre oradan çok daha izin alacakları kesin. <laughs> Ali Koç satmaz. Gitse yapar mı şu an? Gitme fiziksel olarak adapte olur mu? Yoksa Ali Koç'a bazı mı? açılardan çok kızıyorum. Hakikaten çok kızıyorum sportif olarak ama Ali Koç'un bazı şeylerinde görüyorum çok takdir ediyorum. O 6 tane genci takım elbiseyle girdirdi, oraya evet. şey yaptı, camianın enerjisini değiştirdi. Çok takdir ettim o şeyi. Arda'yı hayatta olur. satmaz. Bence de Arda Güler biraz o daha beklemeli. Fena Dortmund'la arasında bir e, işbirliği protokolüyle Arda'nın Arda da Arda'nın da bulunduğu bir e, güven arttırıcı önlemler paketi çerçevesinde karşıdan alalım biz verelim. Hatta Arda'yı siz eğitin falan böyle bir Peki. güven artıcı önlemler paketi çerçevesinde olabilir yani. Gurme bir soru soracağım Mehmet abi sana. sor. Sor. Gurme sor. Çok gurme bir soru. Rahmetli İlhan Başkan Allah rahmet eylesin. Sağ olsaydı Arda Güler'i gençler birliğinden alabilir miydi ya herhangi? Söz konusu mu ya? Ya söz konusu mu? Mümkün belki alırdım. Bir tane öyle oyuncu var. Fenerbahçe'de forma giymiş. Gençler bile antrenmanına geliyor. Gökhan görüyor musun? Bak şimdi gençler bile antrenmanına ha, geliyor. Yabancı. Antrenmana çıkıyor yazın. İran başkanı da orada falan bakıyor. Kendisi bakıyor. Yok diyor. Biz o tür bir oyuncuya ihtiyacımız yok diyor. Gidiyor. Menajerler götürüyor. Kara, gübre, kara büyük spora veriyorlar. Sonra Fenerbahçe'ye geldi. Amerika. -Like. Amerika. -Like. 100 bin dolar istemişler. Vermemiş İlhan Cavcav. Şimdi Emenike ayrı. Emenike çok denendi. Birçok kulüpte denendi Emenike de. Arda Güler şimdi İlhan Başkan özellikle oyuncu gözü. E, göz ona, hani Kesinlikle verirdi de çarpı iki para alırdı. Abi onun işi her büyük kulübe oyuncu satmaktı. Ama, atmaktı. ama şimdi Gençler galiba yüzde yirmilik bir e, kar payı var. Ya da yüzde on Emin değilim. Şimdi çok Mert Çetin gitti. Çok oyuncu çıktı şeyde. Ama Arda Güler gibi bir oyuncuyu bence... İlhan Başkan sağ olsaydı Biraz daha kapıda süründürürdü. Ama ya, sen yani. şimdi görüyorsun onu. Fenerbahçe 2019'da aldı. 3 tabii sene tabii. önce onu aldı Arda. 14 yaşında. Şimdi o Ar Emre Berezoğlu'nu da Zeytinburnu'ndan Gazi 14 yaşında aldı. İlhan, yani, ben biraz Gençler Birliği Akademisi ve İlhan Başkan'ın o dönemki oyuncularına yaklaşımından dolayı dedim. Yoksa elbette yani ama Arda Güler'in 14 yaşındaki halinde büyük oyuncu olacağını muhtemelen Akademi'deki Gençler Birliği'ndeki halde İlhan alıyordur. Başkan sağ olup yaşasaydı Gençler bir hüküme düşmezdi. Peki. Ona izin vermezdi. Bu şöyle. kadar da borcu olmaz. Aynen öyle. Aynen. Ceyhun Kazancı'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar e, dedik. Atiba'nın e, ileride teknik heyete katılması konusunda biraz e, yeşil ışık yaktı. Hani bunun sinyalini verdi diyelim. Bu zaten çok sıra dışı bir gelişme olmaz ama şu Talişka Sörnot işini bir e, soracağım size. Yani şartları Şimdi ben varsa tenis, alırım. Ben Talişka'nın e, anasını, babasını, dayısının oğlunu, alasını, kızını falan tanıdığım için kendileri e, Beşiktaş'ın en muhtena semtlerinden bir tanesi olan ee, Serence Bey yokuşunun başındaki beyaz apartmanda oturdukları için Taliskan'ın 8 milyon euro'nun yerine 1,5 milyon euro'ya Beşiktaş'a geleceğini varsayabilirim. Bu kadar saçma bir şey işte. Taliskan'ın Beşiktaş'a geleceğini düşünmek. Kafam düşümdeki. karıştı, ya, hatlarım karıştı. Ha, Yüz, bu kadar saçma bir şey yani. Taliskan'ın Beşiktaş'a gelebileceğini düşünmek ile Yılmaz amca ki rahatsızmış geçmiş olsun. Yılmaz gel gelin dükkanın önünde Taliskan'ın babasının çay içtiğini varsaymak aynı saçmalıktadır yani. ヤうコインジュ Forma reklamcısı parayı verecek. Abi 8 milyon euro olup sana ne abi o verecek sana ne yani ne <laughs> 8 kadar. 8 milyon bir? euro maaş alıyor bir adam ya. 8 milyon euro maaşı bırakıp çok iyi Beşiktaşlı olduğu için 2,5 milyon euro buraya mı gelecek abi yapmayın ya. 2,5'a gelmeyecek ya. 8'e mi gelecek? 8 diye 7'ye gelir 6'ya gelir. Nasıl oynayacaksın diğer oyuncuları? Oynatırsa ne olacak abi dünyada 50 milyon euro Mbappe alacak Real Madrid'de ben zaman 8 alıyor. Raşit Kesal takımı bir sene şampiyon yapmış bu sene belli yerlere takımı sırtlamış Raşit Kesal'ı 2,5 milyon euro oynayacaksın. Evet. 7 milyon euro evet. öyle mi? Evet. Olabilir o abi. Cezayirli. Futbol böyle abi. Söyle. Oldum. Ya Salah çok para alacak da Anderson şey mi yapacak? Ya da Jota bana da mı verilecek? Olmaz. Abi. Her şey bir hiyerarşi var. Herkesin parası var. Sayesinde... geldi yapamadın ne yapacağız? O Valerien İsmail. Bak şu anda iki tane Beşiktaş var. Bu da Beşiktaş'a gittiniz mi? Bir bu da var bir beşle. Niye ikiye bölüyor? <laughs> İstanbul'da da Beşiktaş Avrupa yakasında tesisleri Ümraniye'de Anadolu yakasında. Şu anda iki Beşiktaş var. Farkında mısınız? Ahmet Nurçevi'nin Beşiktaş'ıyla Ceyhun Kazancı'nın Beşiktaş'ları ayrı. Ahmet Nurçevi'nin Beşiktaşı'nın teknik rektörü Erenköy'de. Ben bir şey söylemiyorum. Öyle bir şey demedim. <laughs> ama o tabii ki şu anda çok başarılı olsun istiyor Valerian İsmail. Ben şaka bir yana. Ama o proje onun değil. Ceyhun Kazancı'nın projesi. Kriptocuları da o getirdi. Transferleri de o yapacak. Yani şu anda birazcık ben onu Aziz Yıldırım zamanındaki Saadettin Saran'a benzetiyorum. Peki. Bütün her şeyi yapmıştı. çık mı gelmişti? Bestaç ne? Best Chastney. Rebro falan var. Rebro da geldi. Evet. İyi yani takım da vardı. Ben başka bir Rebro getirsin de. ya. Lev olmuyorsa değil mi abi? Rebro biraz... Fenerbahçe, Fenerbahçe teknik direktörü var. Galatasaray'ın yok. Galatasaray'da para yok ki. Getiremez kimseyi. Metin Öztürk. O, şey... Bunu şey... Şahin'i niye beğenmiyorsun? Hem para yok. Sayın Eşref Amamcıoğlu'nun listesi. Yani hepsi kıymetli, hepsi değerli insanlar olabilir de. Yani Galatasaray'ların e, kantarına çıkarsan neredeyse yani kimse kimseyi tanımaz burada. Abi ihanettir ihanet. Hangisi? O, Mali Kongre'de yapılan Galatasaray'a ihanettir. Seçilmiş yönetimi 6 ay sonra devirmek ya da bilemedin 8 ay 9 ay sonra ihanettir. Kongre kültürüne ihanettir. Çoğunu görüyorum şimdi. Tekrar diyor ki biz geri geleceğiz diyor. Gene diyor yapılacak şeyi el atacağız diyor. <laughs> Yeni başkanı da devireceğiz diyor. Ya böyle bir zihniyet mi olur? Abi karışmayın ya bırakın. Herkese işini yapsın. Çok güzel söyledim Mehmet ya. Herkes her şeyi biliyor. Sadece Bursa'da değil abi. Futbolda da öyle. Ya ukalalık yapayım çok özür dilerim. Ya 89'dan bu yana yaptığım işleri söylemiyorum da. Ben 11 tane Şampiyonlar Ligi finaline gittim. 2 tane Dünya Kupası'da 52 maçı Dünya Kupası finallerinde çıplak gözle seyrettim. 96'dan bugün Avrupa Şampiyonalarına gitmişim. Herhangi bir şey söylediğim zaman ya öyle yaklaşan bir genç nesil var ki. Ya yani gene saçmalama başladı bu Altan falan. Ulan, benim iki tane çocuğum var bizim nesil her şeyi çok iyi biliyor. Ya abi ben kazara birinin eline fotoğraf verdim. Benle beraber çeker misin Tigana'yı dedim. 98 Dünya Akbası'nda. O adamı da bir yerden tanıyorum dedi. Çekti beni teşekkür ettim. O zaman sert falan da yok. İş, Tigana ile röportaj Fenerbahçe'ye gelir misin? Neden olmasın dedi. Sonra Beşiktaş'a e geldi. Adam Guiri'yi çıktı. Şey Öksel'in teknik direktörü falan. Bir tane gittik şeye 98 Dünya Kupası'nda gene Brezilyalı Ronaldo'nun bir sevgilisi varmış. Sarışın Brezilya güzeli acayip bir şey geldi dediler falan. Bul onun fotoğrafını gönder. Allah'ım nereden bulayım? Şeydeyim, telefon açtım, eşimle konuşuyorum. Bir baktım döndüm arkasına Brezilya şey koymuş bir kız sigara içiyor basın tribünü. Bir baktım o. Yanına gittim fotoğraf çektim. Ondan sonra bir baktım ben acayip bir gazeteci olmuşum. Şey yapmışım. Mehmet de ben de belki sen de yaşadıklarımızı gazeteci olarak bu Twitter'daki olağanüstü insanları birazını göstersek adamın başka işi var abi ama kendisini otur İsmail Kartallı olmaz ya da olur Pereira olmaz abi Pereira ya bir her işin nasıl doktora gidiyorsun bu işin de bileni var abi. Yani sosyal medya buraya getirdim maalesef herkes. Fikrine... Ama başkanlar öyle gidiyorlar Türk futbolu ona evet, böyle maalesef. gidiyor o dediğim sağlıklı o işte. düşünmek lazım. Ne diyoruz? Neyi seçersen seç, ne yaparsan yap istikrarlı olsun. Bu organizasyon kalitesiyle alakalı. Yani Mehmet abi'nin dediği noktada da herkes futbolu her şeyi biliyor dedin ya bursa sporu tanımlarken. Sen de şimdi anlattın ya abi herkes bizim mesleki birikimimizi hiçe sayarak ee, belki hadsiz yorumlar yapabiliyorlar. Bu yorumlarla yüzleşebiliyoruz. Burada organizasyon kalitesi önemli. Bu yorumlar hep yapılacak. Geçmişte bu kadar ulaşmıyordu sosyal medya olmadığı için. Şimdi ulaşıyor. Burada organizasyon kalitesi önemli. O yorumların bıraktığı etki önemli. Organizasyon kaliteli olursa dediğin gibi sosyal medya üzerinden o kulüplerin e, yönetme biçimleri daha az. Mustafa şey ne edemiyorsun. mesela Altın abi'nin sözünü ettiği gibi muhatabınla konuşuyorsun. Doğru bilgiyi alıp veriyorsun. Muhatabına ve sana inanmıyor. Yani atıyorum A transferi konusunda Altan abi gidip Fenerbahçe'nin teknik rektörü, başkanı, transferden sorumlu neyse biriyle konuşuyor. Diyor ki bu transfer olmayacak diyor. Vay Fenerbahçe düşmanı sen niye Lan Adam olmayacak çünkü bilgi alıyor ve bilgi veriyor. Yani iletişimin, iletişimciliğin bir ayna olduğu konusunu anlamıyor arkadaşlar. Altan abi fikri gibi geliyor. Hayır abi adam bilgi almış haber yazıyor haber bu. Pıt 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 pıt, pıt. bitti. Peki biraz son düzlükte dünya futboluna odaklanalım istiyorum. Manchester City Liverpool rekabeti göz kamaştırıyor. Premier Lig maçları olsun. Şimdi potansiyel Beşiktaş'la bir... ilgili bana söz vermedin. Bir tek şeyi söyleyeyim. Vermedin mi? Vermedim. Valerian İsmail konusunda ben de olumlu yorumların tarafında 51 49 ama herhalde Sayın Valerian İsmail bunu görmüştür. Beşiktaş Alanya maçındaki 4 atılan golün de Beşiktaş'ta oyuncuların becerisi kadar hatta bazılarının da Beşiktaş'ta oyuncuların becerisinden fazla Alanyalı oyuncuların duruş ve pozisyon hatası olduğunun altını kalın çizgilerle çizmezsek yarın bir gün bir hayal kırık, bir yaşarız. Bak 4 dört golün 4'ün dedi ikisinde özellikle Juanfran kopya karbon kopya gol attı şeyle Josephle ee, Batshuayi karbon kopya hatalar var. Bu Beşiktaş'ın kötü olduğunu anlatmaz kesinlikle ama 4 dört golün 4'ünde de savunma zafiyetinin altını bir kalın çizelim. Still, Aynı City Liverpool rekabetiyle devam edelim istiyorum. Potansiyel bir şampiyonlar ligi finali yükleniyor ama öncesinde nasıl bizim... ya? Biz oynayacağız mı? Biz FA Cup'da Biz abi. oynayacağız hayır. Biz oynayacağız. Biz kazanacağız. Dün akşam kazandık finali biz oynayacağız. Şampiyonlar liginde Real Madrid final oynayacak. Ya ihtimal var diyor. Biz oynayacağız. Biz kazanacağız. Sen hangi takımısın abi Avrupa'da? Ben, bir takımı ben hiçbir zaman böyle ben Avrupa'da kesinlikle Real Madrid Madrid'im başka bir takım tutmam, tutmam da. Real Madrid. Sen de mi Real Madrid? <laughs> Siz demek ki... E... Jenerasyon işi yapma 7 yaş büyük benden. Liverpool. Altıran benden 7 yaş, ben yaş büyük. Liverpool Ben lazım. şöyle bir hikayem var. Ben Barcelona ben, taraftarıydım. Ben, eski ben, ben. Barcelona'dayım. Çünkü Türk Hava Yolları sponsor olmuştu ve Beraber harika da bir kadro kurmuşlardı. O da ondan da daha önce. Ben yani o gittiğimizden biraz daha önceden beri tutuyordum. Yani Messi'nin ilk geldi, Ronaldinho'lu yıllardan. 7 8'li yıllardı. Yani Cruyff, Stoichkov, Romario 94'lerden itibaren. itibaren Barcelona'lıydım. Storna'da da gittim, çok sevdiğim bazı şeyler gördüm falan filan. Ama ne zaman ki Mesut, Nuri, Hamit, ee, Hamit üçü birden Ronaldo ile birlikte Mourinho gittiler oraya. Ben dedim ki artık Real Madrid. Orada üç Türk birden oynuyor. Arkadaş ben Barcelona tutar mıyım? Arda gitti tekrar sempatim arttı Barcelona. Yok, Cumartesi... tam tersi bu yoçan da komaçı gördü yöten o, o, takımın hastasıyım. 89 takımın hastasıyım. Onu sayarım da şimdi uzatmayayım. Sen lafı 89'da Milan 5 atmadı mı Real Madrid'e? Şey ifade etmez. 87 88 var. Bu yoçan da Camacho, Gordillo, Tendillo, Michel Vazquez, e, Butragueño, Hugo Sanchez, Hugo Sanchez Santillana, vardı. Santillana vardı. Camacho vardı. O takımdan bahsediyorum. 89'a geldi Ben o sana takımdan. biraz daha Milanlılığı yakıştırırdım. Neden acaba? çünkü 80, Hayır 80'lerin sonu 90'ların başı. Tam 89 senin... Milan'ını tutamazdım. Çünkü 89 Milan'ının şampiyonlar ligi şampiyon olduğu yarı finalde benim takımım vardı. 5 e attılar işte sizin takım. Ancelotti de gol attı. Artık. Hayır benim takımım vardı. Galatasaray'dan Galatasaray... <laughs> bahsediyor. Abi Galatasaray ile <laughs> <Galatasaray 'la... gülüyor> Milan denkleşmedi ki Galatasaray e, elendi. Yarı finalde diyorsun. Tekrar o, diyor. e, o, o yarı finaldeki 4 evet. takımdan biri benim takımım. E, tamam da. Real Madrid'le de Galatasaray oynadı. Bir şey o zaman diyeceğim. Bu Mustafa bu... Denizli hatırlıyor musun? Takti Galatasaray şampiyon yaptı. 87-88 Şampiyon yaptı değil mi? Evet E taktiği geldi yaptı Proşansı falan var mıydı yani? Var mı <laughs> tak... abi? Mustafa Denizli evet. e, Sonrasında Türkiye'den ama hatta Alamanya'nın 89-90 hocanın Daha sonra. Zige Held buradayken Derval'in yardımcısı ya. olarak sonradan Derval bıraktı Mustafa Hoca ilk şampiyonlukta Son 7-8 hafta alıp götürdü şampiyonluğu 87-88 Ama yani. bunu kabul etmek lazım yani <laughs> Nuri Şahin'e bakarken Mustafa Denizli'nin gelişini de... Nuri Şahin hala teknik direkt, direktör değil ve oyuncu Aa, abi, Antalya adam Esame'de... Antalya Spor Belediye Başkanı mı yönetiyor abi? abi Esame'de, <laughs> esame Esame'de Nuri Şahin. City Liverpool'a giremedik ya. <laughs> Buyurun, City Liverpool. City Liverpool'a giremeyen program ters kadardı. Orada da, da City'ciyim. Gelecek Cumartesi, e, FA Cup yarı finalinde bu iki takım Van karşı karşıya gelecek. FA Cup işte TV Bu Spor'dan canlı yayınlayacağız. E, çok büyük bir maç bizleri bekliyor. Kısmetse orada olacağız hatta. E gideceksiniz yani. Evet. Çok sevdiğim bir dostumla Vay. beraber olacak bir şey. Çok selam soruyorum Mert'le. Evet eğer e, herhangi bir sıkıntı olmazsa gideceğiz. Evet. E, yani bu rekabet. Mert abi yorumcu mu olacak? Evet kısmet. Cumartesi maç değil mi? Saat, saat? Türkiye saatiyle 17.30. Evet buradan herkese mesaj. Cumartesi 17 .00. çok da güzel bir saat. 20.30'da maçlar çünkü. Hatta eğer niyetli olan falan varsa o şeyi geçirmek için çok zaman <laughs> geçirmek için çok ideal saat o iki saat top diye geçer. Müthiş bir kalite kaliteye var. Bu baş. cumartesi ulaştı. mi? Bu cumartesi. Evet. Aa, güzel. Gez bakalım, gez bakalım. <laughs> Hangi takımı Mustafa Müjdat hangisinde? City Liverpool. Abi Liverpool'un karşısında olan her şeye ben varım. Aynı şekilde. Liverpool'un karşısında olan her şeye ben varım. Aynı, aynı düşünüyoruz. City. Yani istiyorsan United'da onu yani Liverpool'a ben yokum abi. Çünkü Türkiye'de Liverpool'luluk yapılmıyor. Liverpool'culuk yapılıyor. <laughs> Türkiye'de Liverpool yapılıyor. Ben öyle da, yapılıyor. da benim çocukluğumdan kalan bir Almanlarla... Ben zaman sevmedim Liverpool'u. Mesela Bayern Münih'i daha çok sevdim. Manchester Liverpool. City'de yani... Şampiyon... Ya ben şaka bir yana büyük ihtimal şampiyon Liverpool'dur. Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Şampiyonlar Ligi. Büyük ihtimal. Bir aksiyon çıkmazsa. Premier Lig'i City kazanır. Bu yenilmedi ya City kazanır. Buradan ikisi de bence hiç puan kaybetmez. 2-1 öndeydik. Nasıl beraber oldu anlamadım ben şey, Galatasaray Fenerbahçe maçı başladı. Modric'in pasına ne diyorsun abi? Madem abi, Real Madrid. Abi şey. Modric'in pasının aynısını Crespo Perkos attı konuyu. Aynısı değil şey abi. Yok yani. Abi bak şey yap ayağını dışı ya, tak, ayağının dışı. ayağının dışı. Savunmasının arasında. Tak, arası aydın. Aydın. tak diye verdi döndü vurdu. Abi ya tam. Ben... Crespo'nun pası da muazzamdı. Ümit e... Özat çok atardı abi öyle. Şeye attı. Ben <laughs> Gülüyorsun ama Tuncay'a attırdığı gol var Şampiyonlar Ligi'nde. Ayağının dışı ile ortalığı. Tuncay yükseliyor. United başı değil mi abi? Evet. Ümit Üstü Ezzat Sali şey Üniversite. dedi ya. Ümit Ezzat. E, Bu arayışmadan önce Tırbele'yi ben getirdim Türkiye'ye. Hayır de. yani tamam da abi dünyada çok abartıyor. Madrid'deki o olağanüstü fotoğrafı Lourdes Müzesi. Ya geç adam ayağını dışına pas atmış. Dokuz kişiyi çalınmış. Ayrıca bir Real şey Madrid'de için son derece sıradan olağan bir şey. Abi bir pas atıyorsun ya. Yani pasta. Abi bak güzel bir pas olabilir. Abartıyorsun. Ben futbol oynamış bir insanım abi. Ayağının dışıyla bir pas atmak. O zaman Oğuz Çetin'in her pasına böyle ağzına çık bakarsın. Sergen 70 bak metre atıyordu Hacı ya yani. böyle bakarsın. Ne abi modül attı ayağın dışıyla bir pas attı. Oğuz o kadar bir de onu 70 metre atıyordu. Abi, e, abi Sergen yani Hacı, Snyder Mesut Özil'in bir videosunu seyredin abi paslarını. Adam topuyla 20 metreyi arkaya pas atıyor Arsenal'in Şampiyonlar Ligi Benim başkanı. gördüğüm, hatırladığım en iyi asist Guti'nin Deportivo Deportivo maçında Real Madrid'de oynarken bir topu pası var ya. Bırakıyor. Benim gördüğüm en iyi asisti Rıdvan Dilman yapmıştı. Kime abi? Bana. Ha. Çünkü attığım golde Kale Ali Bey vardı. <laughs> Benim gördüğüm en iyi <laughs> Asist... Otosan'da Koç Festivali'nde oynamıştık da oradan söylüyorum. Çok güzel bir turnuva yapmıştık. Rıdvan abi ortaladı. Ben... E, voleyle bir gol atmıştım. Ali Bey de ka, e, kaledeydi. Mustafa Koç da oynamıştı. o yüzden <laughs> benim için en güzel asist oldum. benim gördüğüm en iyi en anlamlı asist. Cevat Prekazi'nin Tanju Çolak'a Monaka maçında yaptığı sol taraftan uzun elimle elimli arka direkte Tanju'nun yaptığı goldür. Bir de en iyi bırakma da Yusuf abinin, Yusuf Altıntaş'ın Tanju Çolak'a 39. golü Adana Demirspor Deplasmanı'nda bırakmasıdır. Benim, ama bıraktı Benim hatırladığım iki tane asist var. Yıldıray Baştürk'ün Hasan Şaş'a yaptığı 2002 Dünya Kupası Brezilya maçında. Bir de Oğuz ee, Sergen Yalçın'a İsveç maçında attı in önünde. Kafayla uçarak attı. Oğuz Çetin'in Galatasaray derbisinde Aykut Kocaman attığı bir ayağın dışıyla da pas vardı. Tam Aykut'lar. 4 Nisan 1992. Modric asistini de o kadar e, kolay yemiyor. Ya yani. güzel ama asist. ama Ruh Müzesi'nde doğrusu... Mona Lisa'yı çıkart da onu koy. Bugün öyle ama yapmış Real Madrid'e. Ama olarak doğrusu. Bu ne ya? Onun hakkını verecekler. Bu Gusta ama neydi şu Abartıyorlar. Peki. E, ee, Crespo. Abi bir şey Crespo'nun orta şeyine, pasına benziyor yani. Benziyor. bir şey. Algı, algı. Real Madrid'de olmasam ne derim? Barcelona'nın dördünü çıkartın ucunu. <laughs> Yani algı yapıyorlar ya bu kadar büyük algı Sürekli Peki. bir şey de peşinde. Ters kademenin sonuna geliyoruz sevgili seyirciler. Luka Modric'in asistinin sırada anlaştığı program Ders Kademeden <laughs> hepinize hoşçakalın. <laughs>